Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle ARGE yayınlarının TYT Türkçe sorularının çözümünü gerçekleştireceğiz. Şimdi soruların çözümüne geçiyoruz. Birinci soruya baktığımızda, bu tarz sorular karşımıza yeni çıkacak, dikkat etmemiz gerekiyor. Ne diyor soru kökü bize? Bu parçada numaralandırılmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamasıyla uyuşmamaktadır? Genellikle anlamdaş sözcükleri kullanırlar bu tarz sorularda. Bu sorumuzun cevabına baktığımızda Adana olduğunu görüyoruz. Şimdi neden Adana olduğunu izah ediyorum. Kaynak ve maden kelimesi anlam bakımından birbirini tamamlayan sözcükler değil. Kaynak dediğimizde bir şeyin çok olduğu, bol olduğu yer anlamına geliyor. Maden ise değerli mineral anlamına geliyor. O yüzden anlam bakımından bu ikisi birbirini tamamlamadığı için birini diğerinin yerine koyamam. Yani bu iki sözcük anlamca birbirini tamamlayamadığından cevabımız Adana oluyor. Devam ediyoruz şimdi ikinci sorumuza bakıyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bu soruya baktığımızda ne diyor? Yaşanılmıyorsa, kuşatılamamışsa, her yer okunanlar yaşamla sınanmıyorsa, yaşama harç olmamışsa ne işe yarar ki durmaksızın okumak? Kendi içinde dönüp duran, hep okyanusu hayal eden, vatanına haber ulaştıramayan bir nehir gibi diyor. Şimdi, kendi içinde dönüp duran şu birinci cümleye lütfen bir altın çizmiş olduğum söze lütfen bir bakın şu gruba, son cümleye. Burada bir benzetme olduğunu görüyorsunuz değil mi? Okumayı akıp giden bir nehire benzetiyor. Yine haber ulaştırma insana özgüdür ama burada insan dışı unsura aktarıldığı için orada da bir kişileştirme var. Benzetme ve kişileştirmenin olduğu yerde sözcük gerçek anlamından uzaklaşmıştır. Yani bir mecaz var. Yine okumayı bir nehire benzetmesinden dolayı burada da bir somutlama örneğini görüyoruz. O yüzden bu sorumuzun cevabı E seçeneği olarak karşımıza çıkıyor sevgili gençler. Buna da dikkat etmekte fayda var. Şimdi üçüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bizden ne istiyor bakalım? Altı çizili sözle eleştirilen şairlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Paragrafın geneline baktığınızda şu şekilde, paragrafın geneline okuyacaksınız ama odak noktanız kesinlikle şu altını çizip bize verdiği yer olmalı. Paragrafın tamamını okuduğunuzda ustalıktan bahsediyor. Buna rağmen diyor yazıdaki bir cümle ne yayıncılığı döneminde de daha sonra dikkat çeker diyor. Yani paragrafın geneline baktığınızda sanatçının kendini bulması gerektiğinden, her şiirinde, her eserinde kendini yenilemesi gerektiğinden bahsediyor ve sanatçının kendini yenilemesi gerçeği E seçeneğinde bize veriyor. Bakın ne diyor? Kendini yeniden icat eden diyor. Yani kendini geliştiren insanlardan bahsediyor. Sanatçının bu özelliğini vurguluyor. Cevap E oluyor. Devam ediyorum dördüncü soruyla. Bu dördüncü soruda bizden ne istiyor bakıyoruz hemen. Şöyle birazcık daha görünür hale getireyim sizin için. Bu parçada Kemal Tahir'in verdiği cevapla Hulki Aktunç'a anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Hulki Aktunç ilk öykülerini Kemal Tahir'e göstermek istediğinde usta Türk edebiyatında ne tür bir boşluk öyküsünde yapılmamış, ne gördün de öykü yazmaya karar verdin diye sormuş. İşte Hulki Aktunç Kemal Tahir'in anlatmak istediğini iyi anladığı için, bakın işte sorunun cevabı burada, anladığı için kendisi olmayı başarmış, öykücülüğümüzde kendine bir yer edinmiştir. Sorunun cevabı bu cümlede bizde arkadaşlar. Şimdi lütfen bu soruda 4D seçeneğine bakın. Yazarın edebiyat dünyasında başkalarından farklı özgün taraflarıyla var olmaları. Şu soruya, cümleye baktığımızda D seçeneği yani sorunun cevabı çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Devam ediyoruz şimdi 5. sorumuzla. 5. sorumuza baktığımızda hangisinde eleştiriye yer verilmiştir diyor. Eleştiri cümlesi istiyor bizden 5. soruda. Şimdi 1. cümleye baktığımızda Şemsettin Sami'nin eserleriyle ilgili bir tespitte bulunuyor. 1. tespit cümlesi. 2. cümleye baktığımızda yine aynı mantıkla bir tespit cümlesi olduğunu görüyorsunuz. Burada cevabımız C seçeneğidir sevgili gençler. 5. soruda C seçeneğine baktığımızda yani 3 numaralı cümleye. Ne var ki yazarın yapıta asıl görevini utanarak ahlakçı, toplumsal ve siyasal bir görev yüklemek istemesi yüzünden yazımsal dengenin kurulamadığını görülüyor diyor. Ne yazık ki derken zaten burada bir öznel görüş belirtiyor. Öznellik varsa burada bir öznel eleştiri durumu söz konusudur arkadaşlar. Kendi görüşlerini ortaya koyuyor. Eleştiri neydi burada hatırlayın? Bir yazarın ya da eserin olumlu
tarafı belirttiğini görüyoruz. Haliyle bir eleştiri cümlesi C seçeneğinde karşımıza çıkıyor sevgili gençler. Devam ediyorum şimdi 6. soruyla. Şöyle rahat görebilirim. 6. soruya baktığımızda ne istiyor bizden? Yukarıda verilen 2 numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. 2 numaralı cümleyle ilgili. Bakın şimdi öncelerimizi okuyoruz. Bu dert bizi iflah etmez öldürür mısrası birçok Anadolu türküsünde geçtiği gibi Rumeli türküsünde de vardır diyor. İkinci önceye bakıyoruz. Koca Osmanlı İmparatorluğu içinde omuzlarında saz gezen ozanlardan bahsediyor ve bu ozanlar farklı yerleri gezdikleri için vardıkları yerlerin türkülerini söylemişler. Böylece ortak mısralar oluşmuş. Yani diyor ki ozanlar diğer diğer geziyor, farklı yerlerde bulunuyor ve farklı yerlerin türkülerinde bulunan sözleri kendi türkülerinin içinde de kullanabiliyorlar. O yüzden ortak söylemler, ortak cümleler oluşuyor. Anadolu sahasında ya da Rumeli sahasında fark etmiyor yani. Şimdi bakıyoruz, bunu arayacağız arkadaşlar cevabımıza. Şöyle bir bakabilir miyiz? Birinci cümlede anlatılanların nasıl mümkün olduğu açıklanmıştır diyor. Evet, birinci cümlede bir durumu ortaya atıyor. Anadolu ve Rumeli ezgilerinde, türkülerinde aynı cümleler vardır diyor bir de. İkide de bunun nedenini açıklıyor. Nedeni neymiş? Diğer diğer gezen ozanlar, gezdikleri yörelerin türkülerinde yer alan sözleri kendi türkülerinin içinde kullanabiliyorlarmış. Birinci cümlede ortaya attığı görüşün neden olduğunu, nasıl mümkün olduğunu açıklıyor, izah ediyor sevgili arkadaşlar. Sorumuzun cevabı bu sebepten de 6. soruda C seçeneği oluyor. Şimdi 7. sorumuza bakalım lütfen. Ne diyor burada? Ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Şimdi hatırlıyor kelimesine bir bakın. Burada bir ümrü daralması olduğunu herkes görüyordur umarım. Ümrü daralması nereden geliyor? Şimdi hatırlamak geniş ümrüyle bitiyor. Yor ekini aldığında geniş ümrü daralıyor. Ümrü daralmasını buradan bir buldum. O yüzden C seçeneğini eliyorum arkadaşlar. Ne diyor? Kürsüye geçiyor ve yavaş çal. Şurada bir ünsüz benzeşmesi olayı olduğunu görüyoruz. D seçeneği de buradan eliyoruz. Bakıyoruz şimdi, devam ediyoruz sevgili gençler. Hissetmek kelimesine gördüğümüzde burada bir ünsüz türemesi olduğunu görüyoruz. B seçeneği de burada eledik. Şurada gönül kelimesinde ünlü düşmesi olduğunu görüyoruz. Bunu da eledik. Haliyle cevabımız adam olarak karşımıza çıkıyor. 7. sorunun cevabı A'dır arkadaşlar. 8. soruya bakıyoruz şimdi. 8. soruda bizden ne istiyor? 8'de soru, bakalım şimdi. Hangisi söylenemez diyor. Bu parçayla ilgili hangisi söylenemez? Birinci dizede durum zarfı vardır diyor. Birinci dizede durum zarfını göremiyoruz arkadaşlar. Bakın burada zarf yerine kullanılan herhangi bir sözcük yok. İkinci dizede işaret sıfatı vardır diyor. Bu yıldızından diyor. Burada görüyoruz bu kelimesi işaret sıfatı olarak. Üçüncü dizede isim yüklem olmuştur diyor. Ölüm gölgeli bir düştür ihtimali, düştür, hayaldir. Burada düş kelimesini sakın fiil olan düş olarak almayın. Hayal anlamına gelen yani isim olan düş olarak alın. Dördüncü dizede kişi zamiri vardır diyor. Bana kelimesini çok net görüyoruz burada. Beşinci dizede çekimli fiil kullanılmıştır diyor. Başlıyor kelimesi bana çekimli fiili veriyor. O yüzden bu dizede cevabımız Adana oluyor arkadaşlar. A seçeneği. Devam ediyoruz şimdi 9. soruyla. Ne diyor 9'da? Ek fiil soruyor bana. Ek fiil diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır diyor. Ek fiilin 2 tane görevi var, lütfen hatırlayın. Bunlardan bir tanesi isim ve isim soruları yüklem yapıyordu, yargı bildirmelerini sağlıyordu. Bir diğeri de basit çekimli fiilleri birleşik çekimli yapıyordu. Şimdi burada hangisi diğerlerinden farklı? Onu istiyor benden. Kapanmazdı dediğinizde geniş zamanın hikayesi yani birleşik çekim yapmış. Doluşurdu dediğinizde birleşik çekim yapmış. İçerdi dediğinizde birleşik çekim yapmış. İşitilirdi dediğinizde birleşik çekim yapmış. Ama başlangıcıydı dediğinizde isme gelip onun yüklem olmasını sağlamış. O yüzden cevap Denizli yani D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor gençler bu soru için. Devam ediyorum 10. soruyla. Burada ne istiyor bizden? Bakıyoruz şimdi 10. soruya. Sözcük ya da sözlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi birinci sözcük hem yapım hem çekimeki almıştır. Söyleyebiliyor muyuz? Evet. Yoldan yolcu. Yolcudaki cu yapım iki. Yolcu yolu dediğinde yolcu bir kuru yaprak misali şurasının ek eylem olduğunu, ek
iki eleminde çekim eki olduğunu hatırlayalım lütfen. Yani birincisi doğru diyoruz arkadaşlar. Üçe bakın, belirtme harekâ, pardon, ikiye bakalım, yanın halidir diyor. İkinci sözcük, evet, hal eklerinden herhangi birini almadıysa yalın halidir diyoruz. Üçüncü sözcüğümüze bakıyoruz, yaprak misali dediğinde belirtme hareki aldığını söylüyor arkadaşlar. Hayır, 10. soruda şurası belirtme hareki değildir, orasını C seçeneği olarak işaretliyoruz, orası iyiliklidir arkadaşlar. 11. soruya bakıyoruz şimdi. Bu soru bizden ne istiyor? Cümlelerin doğru sıralanışını istiyor. Şimdi direkt çözüme geçiyorum arkadaşlar. Her şeyden önce yüklemi buluyorum. Şurada kullandı yüklem. Yüklemi bulduktan sonra özneyi buluyorum. Kim kullandı? Alman sanatçı François. Burası cümlenin öznesi. Neyi kullandı? Büyülü gerçeklik ifadesini. Burası cümlenin belirtili nesnesi. İlk olarak ne zaman kullandı sorusuna yatırdığı için burası da zarf cümleci. Peki niçin kullandı sorusunun cevabını arıyorum şimdi. Şu altına çizmiş olduğum yeri okuduğunuzda göreceksiniz. Niçin kullandı? Şuradaki tarif etmek, bıdı bıdı diye devam ediyor şurası. Tarif etmek üzere kullandı. Niçin sorusuna yanıt verdiği için de burası zarf cümleci. Lütfen uzun söz gruplarında tamlama öbeklerini takip edin. Dikkat ederseniz orada fiilimsi öbekleri var, tamlama grupları var. Grupları asla öge bulurken bölemiyoruz. Bu sebepten de niçin sorusuna buranın tamamı yanıt verdiğinden ötürü zarf cümleci diye alıyoruz. Ve bu sorunun cevabı belirtili nesne, zarf cümleci, özne, zarf cümleci ve yüklem olarak B seçeneği şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi 12. soruyla. Şimdi 12. soruya baktığımızda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisi yapısı bakımından birleşik bir cümledir diyor 12. soruda. Şimdi birleşik yapılı cümle neydi? Yan yargı ve temel yargıdan oluşan cümleler bizim için birleşik yapılı cümlelerdi. Şimdi buranın çözümüne geçiyoruz. Birinci cümleye bakın. Yaşlı adam balığı öldürmeyi başarır ancak balık o nedir balık çok büyük olduğu için onun kayığının içine alamaz. Lütfen şuradaki başarı yüklem, alamaz yüklem. İki yüklem birbirinden bağlaçla ayrıldığı için buraya bağlı yapılı cümle demek zorundayım. Yani bir benim cevabım olamaz. Birleşik yapılı değil, bağlı yapılı. İçinde bir olan A seçeneğini eledim. Devam ediyorum. Kayığı yan tarafına bağlar ve dönüş yoluna koyulur. Bağlamak ve dönüş yoluna koyulmak. Bağlaçla iki yüklem bağlandığı için B seçeneği de bağlı yapılı cümle oldu. O yüzden içinde B bulunanı da attım. Şimdi 3'e geçiyorum. Dönüş yolunda kılıç balığından sızan kanın kokusunu alan köpek balıkları defalarca balığa saldırır. Şimdi lütfen sızan kan sıfat fiil. Alan köpek balıkları, yan yargılar fiilimsiden oluşmuş. Cümlede bir tane yüklem var ve yükleme bağlı olarak yan yargılar var. İşte o zaman burası, o zaman üç numaralı öncü benim için ne oluyor? Birleşik yapılı. Hatta girişik birleşik yapılı oluyor. İçinde üç olanı tutuyorum, üç olmayanı eliyorum bu sefer. Dört numaralı cümleye bakıyorum arkadaşlar. Yaşlı adam bütün gücüyle alını onlardan korumak için mücadele eder. Ancak köpek balıkları her defasında balığın bir parçasını koparır. İki tane yüklem bağlaçla bağlandığı için yine dörtle bağlı cümle oluyor. Beşe bakıyorum. Kayık kıyıya ulaştığında geriye kalan sadece iskeletiyle başı kalmıştır diyor. O zaman cevabım ne oldu arkadaşlar? 3 ile 5 yani denizli seçeneği olarak karşıma çıktı. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar birleşik yapılı diğerlerin hepsi bağlı yapılı cümlelerdir. 13. soruyla devam ediyorum. 13. soru. Bakalım bizden ne istiyor? Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır diyor. Bakın bu tarz sorularda soru kökü olan noktanız olsun. Mesela özel isimlerin yazımıyla ilgili değil de birleşik sözcüklerin yazımıyla ilgili bir hata verir diğer seçeneklerde. Onu referans almayacağım. Soru kökü benden ne istiyorsa ben ona odaklanacağım. Özel isimlerin yazımıyla ilgili bir hata arayacağım şimdi ben 13. soruda. 13. sorunun cevabında lütfen D seçeneğine odaklanır mısınız? Efes antik kenti dediğinizde şuradaki A, şuradaki K büyük harfli olmak zorunda değil mi? Neden? Efes antik kenti özel isimdir ve özel isimler büyük harfle başlar. O sebepten bu sorumuzun cevabı D olacak sevgili gençler. 14. sorumuza bakıyoruz. Şimdi bizden ne istiyor? Hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor 14. soruda. 14. sorunun cevabını bakıyoruz hemen. Bakalım.
Şu 3 numaralı cümleye odaklanabilir mi herkes? Bir takım kimseler varmış. Şimdi bir takım kelimesi her birleşi kendi ayrı yazılabilen bir sözcüktü. Ama bir takım kelimesi bazı anlamında kullanıldığında, yani belgesizlik ifade ettiğinde birleşik yazılmalıydı. Ama burada bazı anlamında kullanıldığı halde, belgesizlik ifade ettiği halde ayrı yazılmış, o sebepten yazım yanlışı var. C seçeneği olmak durumunda sorumuzun cevabı. 15. sorumuza bakıyoruz hemen sevgili gençler. Numaralandırılmış cümlelerin diyor hangisinde anlatımın akışını bozmaktadır? Akış bozan cümle soruyor bana 15. soruda. 15. soruya baktığımızda bir kimsenin aslında anlattığı ilk olay ve anlatış tarzı bizim için diyor. Zaten burayı vermemiş evlilik. Olaydan ve anlatış tarzından bahsediyor. Kişinin anlattığı ilk olay ve anlatış tarzı önemlidir diyor birinci cümlede. İki devam, şurası devamlı getiriyor. İlk anımsadığı şey kişinin temelde yaşamı nasıl anladığını bize gösterir. Yaşam karşısındaki tavrının bir durulaşmasını oluşturur diyor. Yine olaylar üzerinden yürüyor. Bir ve şu birinci cümle ile şurada verilen cümle arasında konu bakımından bir bütünlük var. İkiye bakıyoruz arkadaşlar. Kişilerin her anısı benim kişisel arşivime oluşturmamda önem taşır. Şu bir dursun. Devam ediyor. Daha sonra kişilerin anlattıkları olayların, olayları anlatış sırasının ve anlatış tarzının öneminden bahsediyor şuradan. Ama şu 2 numarada kişisel arşivinden bahsediyor. Kişisel arşivden bahseden sadece burası. Kendinden önceki ve sonrakilerle anlam bağı, konu bütünlüğü yok. O yüzden burası tek başına kalıyor. Çünkü diğerlerine baktığımızda kişilerin anlattıkları olayları ve o olayları anlatış tarzının üzerinde duruyor. Hepsi aynı konudan bahsederken burası bağımsız bir mevzudan bahsetmesi sebebiyle akışı bozan cümle olarak karşımıza çıkıyor. 15. sorunun cevabı D oluyor, Bursa oluyor arkadaşlar. Devam ediyorum 16. soruyla. Asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çocuklar bu tarz soru kökleri bize her zaman ana düşünceyi verir. Ve ana düşünceyi bulabilmek için de paragraf niçin yazılmış bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Devam ediyoruz 16. soru ile. Şimdi burada şeyden bahsediyor. Paragraf uzun olduğu için siz de zaten sınav esnasında bunu okuduğunuz için mevzuya hakimsiniz. O yüzden yiyeceklerin bizde yağ dönüştüğünden bahsediyor. Zaten birinci cümleden bunu anlıyorsunuz. Bizler meyveleri yiyip mümkün olduğunca yağlanan, yağ biriktiren kışında o yağları tüketerek hayatta kalan bir türüz diyor. Tamam mı? Yiyecekleri tüketiyoruz ve onlar bizim metabolizmamız tarafından yağ çevriliyor ve kışında biz onları, o yağları kullanarak hayatta kalıyoruz. Hayatta kalmamız için yiyecekler yağ çevriliyor diyor. Paragrafın genelinde anlatılan bu. Burada aslında konuyu ortaya atıyor. Devamında da bunu örneklerle açıklamaya çalışıyor. Doyma refleksimiz olmaz bu dönemde diyor. Çünkü doyma refleksi olursa bir yerde evi bırakırız diyor. Ama biz ne yapıp edip tümünü yiyip yağ dönüştüreceğiz ki kışa hazırlıklı girelim. Sislerimiz bu. Bakın sislerimiz bu diyerek artık son noktayı koyuyor. Şurayı zaten okuduğunuzda ve cümlenin başında anlatılanlarla birleştiğinizde direkt A seçeneğini elde ediyorsunuz. Biyolojik özellik gereği vücudumuz yağlanma eğilimlidir. Çünkü yiyeceklerimizi yağ çeviriyor ve kışı bizi besliyor, hayatta kalmamızı sağlıyor arkadaşlar. 17. soruya bakıyoruz şimdi. 17. soru. Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır diyor. Bakın bu ağır basmaktadır da birden fazla anlatım tekniği kullanabilir ya da düşünce geliştirme yöntemi kullanabilir. Ama ağır basını istiyor bizden. Şimdi burada bir şairimiz var. Bu şairimizin Orhan Veli ile karşılaştırıldığını, kıyaslandığını görüyoruz arkadaşlar. Bu arada karşılaştırma neydi? En az 2 unsurun benzer ve farklı özelliklerini ortaya koymaya biz karşılaştırma diyorduk. Bakın burada Orhan Veli ile ele alınan sanatçının ortak bir özelliği karşılaştırılıyor. Ama daha sonra şuraya baktığınızda Orhan Veli'nin kısa şiir yazdığı ama bu şairimizin kısa değil uzun şiir yazdığı ortaya konuyor. Yani şiirlerinin uzunluğu kısalığı bakımından da bir karşılaştırma durumu söz konusu. O zaman ağır basan karşılaştırma oluyor. Tanık gösterme, tanımlama zaten yok. Betimleme unsurunda da sık göremiyoruz. Şuradaki kişi ismini vermesini örnekleme diye alabilirsiniz ama karşılaştırmanın yanında zayıf kalıyor. Ağır basanı istediği için cevap burada B olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 18.
18. soruya geliyorum şimdi. 18. soruda parçaya göre diyor, edebiyatın tedavi edici etkisinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatın tedavi edici etkisinin nedeni. Bakın şimdi burada birinci cümleye bakın lütfen. Edebiyat yapıtıyla yüzleşmenin en bilimli yanlarından biri başka insanları samimi bir şekilde anlamaya teşvik etmesi. Bakın anlama üzerinde. Burada da yine anlayış üzerinde duruyor. Burada da yine anlayış üzerinde duruyor. Burada anlayış üzerinde yoğunlaşılan bir paragraf yazıldığını görüyoruz ve bu anlayış kelimesinden hareketle lütfen B seçeneğine bakar mısınız? Okuyucuyu kendine benzer karakterlerle karşılaştırıp insanlar arasındaki anlayışı geliştirmesi, anlayış kurgusu yapması sebebiyle bu sorunun cevabı B oluyor arkadaşlar. 19. soruyla devam ediyoruz şimdi. 19. soru, bu parçaya göre eleştirisi yapılan öyküde görülen eksiklik aşağıdakilerin hangisinde ifade edilmiştir diyor. Şimdi bu paragrafta örnek bir cümle veriyor bana. Diyor ki, zaten diyor öykü problemli başlıyor diyor. Kendi belirledikleri belli belirsiz mesai saatlerine belli belirsiz olduklarından mıdır nedir uymamak için çaba sarf ediyorlardı diyor ve belli belirsiz kelimesine hem dil bilgisi kurallarına uymaması hem de anlatılan öyküye herhangi bir katkı sağlamaması bakımından eleştiriyor. Şurada diyor bakın devam ediyor. İki sayfalık öykünüzü bir kez daha dikkatli okuduğunuzda diyor verdiğim örneğe benzer örnekler görürsünüz. Bunun için şunu söylüyorum diyor. Asıl soruyu şuradan itibaren çözdürüyor size. Sözcük seçimi edebiyatın bütün alanlarında önemli olmakla birlikte kısalığı, yoğunluğu ve elbette yaratacağı etkiden ötürü öyküde daha çok önemlidir diyor. Yani kelimeler yerli yersiz kullanıldığında, hatalara neden olduğunda bütünlüğü bozuyor diyor. Bir takım kelimelerin geniş güzel kullanılmasına tepkili arkadaşlar. 19. sorunun cevabı bu sebepten A olarak karşımıza çıkıyor. Anlam ve işler olarak öyküyü tamamlamayan sözlerin çokça kullanılması burada eleştirilen noktadır arkadaşlar. Zaten paragrafın geneline baktığımızda belli belirsiz sözcüğünün gereksiz kullanımı, herhangi bir katkı sağlamayışı ve dil bilimsel anlamda sıkıntılara neden olması bakımından kullanılmaması gerektiğine de vurgu yapıyor. Şimdi 20. sorumuza bakıyoruz sevgili gençler. Ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir diyor 20. soruda. Bakıyoruz hemen. Sanatçı kişisel ve toplumsal yaşama olduğu gibi yansıtsaydı birey ve toplumu etkilememesi gerekirdi. Çünkü böyle olduğu zaman sanatçı herkesin gördüğü ve bildiği şeyleri anlatmış olur. Oysa, bakın şimdi sorumuzu çözdüren burası. Oysa gördüğünü yansıtma işi değil, bir yaratma işidir. Sanatın ne olduğunu anlatıyor. Sanatçı kimi hallerde gerçeklikten aldığını tanınmaz hale getirecek kadar yaratıcıdır. Böyle olduğu içindir ki sanat eserlerinin insanlar üzerindeki etkisi her dönemde çok olmuştur diyor. Aslında şurada oysadan sonraki bölüm benim sorumun cevabıdır sevgili arkadaşlar. Şu C seçeneğine bakar mısınız? Etkileyici sanat eserleri gerçeği kurgulayarak anlatır. İşte şu oysadan sonraki bölümü okuduğunuzda C seçeneğine çok net bir şekilde ulaşabiliyorsunuz an düşünce olarak. Devam ediyorum 21. soruyla. Ne diyor? Bu parçada kendinden söz eden ses sanatçısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi bu ses sanatçısının özelliği neymiş? Hemen bakıyoruz bir saniye soruyu bir netleştireyim sizin için. Tamamlayayım. Şöyle, müziğe uygun şarkı sözü yazmak değil de şiirin müziğini dinlemektir bana en yakın gelen. Diyor ki, Sylvia Plath'ın şiirlerini söylemeye yanaşmam hiç. Ritmi değil, anlatmak istediklerini önemser diyor. Ama, bakın soruyu çözdüren yere gel şimdi. Ama sesin ahenkle aktığı çoğu şiiri dördüğüm anda söylemeye başlamaktan kendimi alamıyorum. İşte şuraya okuduğunuzda aslında siz sorunun cevabını bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. 21. sorunun cevabı C seçeneği. Sadece şurayı ya da şuradan sonrasına odaklandığınız andan itibaren C seçeneğine ulaşıyorsunuz. İç ahengini, beğendiği şiirleri şarkı yapmayı seven bir sanatçı. Bazı sanatçıların şiirlerine hangi enstrümanların yakıştığını, Asaf gibi, Özdemir Asaf gibi şiirlere, şairlerin şiirlerine ise hiç enstrümana bile gerek olmadığını vurgulamış.
vurguluyor. Yani şiirin iç ahengi vurgulanıyor arkadaşlar. O da C seçeneğini bize veriyor. Şu kısma ve bundan sonraki kısma odaklandığımızda C seçeneği cevap olarak çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. 22. soruya bakıyoruz şimdi. Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanamaz diyor. Bunların hepsi konuyu buldurmaya yönelik sorular arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Demek ki 4 tane seçenek aynı doğrultuda ama bir tanesi diğerlerinden farklı bir konuya temas eder durumda olacak ki benim cevabım olabilsin. 22. soruya bakıyorum hemen. Ne diyor? Gömlek dilde içerdikleri anlamlar üzerine düşünmediğimiz pek çok sözcüğün anlamı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Şimdi şu kısmı alıyorum. Pek çok sözcüğün anlamı kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Farklılık gösterme nedenlerini örnekliyor şimdi. İşte diyor ki örneğin müzik sözcüğü besteci için anlamken, hayatın anlamıyken öğrenci için sadece nota bilgisi. İşte su kelimesi kimyacı için farklı, köylü için, şehirli için farklı anlamlara gelebilir diyor. Yani insanların yaşam şekillerinden kaynaklı olarak sözcüklere yükledikleri anlamlardan bahsediyor bu paragrafta. Şimdi seçeneklere gel. Yaşamımız sözcüklerden anladığımız şeydir. Evet, su deyince köylüysen bereket anlarım, şehirliyse ayaklarımın ıslanmasını anlarım. Sözcükten anladığım şey yaşam tarzıma göre değişiklik farz gösterebiliyor. A seçeneğini buradan eliyorum çünkü bununla tamamlanabilir. Paragrafın gelişi bana bunu veriyor zaten. Şuraya gel şimdi. Sözcüklerin öznel anlamları yaşam tarzımızla ilintilidir. A ve B seçeneği zaten aynı doğrultuda. Aslında yaşamımıza giren sözcüklerin içini biz doldururuz. Evet, biz doldururuz. Şimdi burada çok güzel bir örneği vermiş, müzik örneğini vermiş. Kişi değiştiği zaman, yaşam şekli değiştiği zaman sözcüğe yüklediği anlamda değişiyor. Yani sözcüklerin içini biz kendi yaşam şekillerimizde biz dolduruyoruz. D'ye gel, sözcüklere yüklediğimiz anlamlar yaşam biçimimizin yansımasıdır. Dikkat ederseniz şuradaki 4 seçenekte hep aynı şeyi söyledim. Çünkü aynı doğrultudaki seçenekler. Ama E seçeneğine baktığımızda kullandığımız sözcükler kim olduğumuzun bir göstergesidir. Hayır, kullandığımız sözcüklerden bahsetmiyor. Kullandığımız sözcüklere yüklediğimiz anlamlardan bahsediyor. Su kelimesini köylü de kullanır, şehirli de kullanır arkadaşlar. Şimdi su kelimesini kullandı diye elit ya da başka bir gruba dahil olan herhangi bir insan diyemeyiz ona. O yüzden cevabımız E seçeneği olmak zorunda bu soruda. Şimdi 23. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Paragrafta yardımcı düşünce sorusu hangisi beklenmez diyor. Yani ne diyor? Böyle düşünen bir yazarın aşağıdakilerden hangisine savunması beklenemez diyor. Şimdi bu sanatçımız neyi savunuyor? Hemen bir solukta tek okunduğunda anlaşılan bir eser diyor. İz bırakıcı olmaz. Birinci cümlede bunu anlatıyor bize. Ama anlaşılan bir eser diyor. Belki tesadüfen kendine bir yer bulmuş olabilir ama diyor elinde sonunda unutulmaya mahkumdur diyor. Devam ediyor. Yazım metni ondan farklı olarak ne hemen tanınmaya ne de okur yarınının anında büyülemeyi amaçlar. Yani gerçek bir sanat eseri, gerçek bir yazı okuyucuyu anında büyülemeyi hedeflemez diyor. Kendisini okuyacak kişileri aramaz. Yeniden okuyacak kişileri arar. Yoksalar çoğu zaman onların yaratma zorunluluğunu duyar diyor. Şimdi bakın A seçeneğini aslında ben burada buldum. Diyor ya hani anında kendini okuyacak kişiler aramaz, yeniden okuyacak kişiler arar. İşte burada A seçeneğini okuduğunu sindirerek okumak. İlk okuduğunda ne demek istediğini bilemeyebilirsin. Daha sonra tekrar okuduğunda okuduğunu sindirmiş olursun. Anlayarak, özümseyerek okumuş olursun. A seçeneğine buradan ulaşabiliyorum arkadaşlar. Şimdi B'ye geliyorum. Yazarlık okuyucunun önünde yeni bir ufuk açmayı, onu şaşırtmayı gerektirir. Sonu okuduğumuzda zaten onun kuralları belli olmayan bir oyunun içine çeker diyor. Evet, buradan da buna gayet net bir şekilde ulaşabiliyorum. Devam ediyorum. C seçeneğine bakıyorum arkadaşlar bu soruda. Sanatçı var olan okura değil, eseriyle şekillenecek okura seslenmelidir. Hani diyor ya böyle bir okur kitlesi yoksa onu kendisi yaratma içine girer diye. Bakın paragrafın şu kısmında onu bana veriyor zaten. Kendisini okuyacak kişileri aramaz. Yeniden okuyacak kişileri arar. Yoksalar çoğu zaman onları yaratmak zorunluluğunu duyar diyor. Buraya da oradan ulaşıyorum arkadaşlar. Değil mi? C seçeneğine de oradan ulaşıyorum. Kalıcı olmak
tek okunuşta kendini ele vermeyen eserler yazmaktan geçer. Evet, tek seferde okuyup anlıyorsan zaten sen de iz bırakmıyorsun. İz bırakmıyorsan da kalıcı olamaz. Paragrafın başından sonuna aynı düşünceye odaklanıyor. Ama D seçeneğine baktığınızda yazar okuyucu kitlesini kendine çekmek için kanıtsanmış konulara yer vermelidir. Hayır, kanıtsanmış konulara yer vermelidir demiyor. Farklı konulardan bahsetmelidir diyor. Paragrafın içinde de zaten bunu bizimle paylaşıyor arkadaşlar. Tamam mı? Önceden bilinen bir ortamda her zamanki alıcının alışkın olduğu konulara uyarak salınmak yerine, bakın bu vurgulamış olduğum yere baktığınızda aslında ulaşıyoruz doğru cevabın D olduğuna. Devam ediyoruz arkadaşlar 24. soruyla. Ne diyor burada? Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hangisi yanlıştır 24. soruda? Şimdi sabah saat 6 diyor. Günün belli bir saati betimlenmiştir. Bunlara buradan geliyorum. Gözlemci anlatıcı bakış açısına yer verilmiştir diyor. Caddenin sonundaki tünelden, mahallenin sis içinde yüzdüğünden, işte dolambaçlı yerlerin olduğundan, yapış yapış ıslak sokaklardan bahsediyor. Evet, burada gözlemci bir bakış açısını da görüyorum. Görme ve koklama, evet, ortalığın sisli olduğundan bahsediyor. Amonyak kokusu diyor, koklama duyusunda da görme ve koklamayı da buradan anlıyorum. Yine mecazi sözcükler, dikkat edin şurada yüzmek kelimesi var, gerçek anlamıyla kullanılmamış, mecaz anlamda kullanılmış, pek çok yere baktığınızda göreceksiniz zaten. Ve varlıkları hareket halinde verilmiştir diyor. Arkadaşlar burada bir betimleme var ve betimleme durağındır, deminim yani hareket yoktur. O yüzden cevabımız C olmalı 24. soruda. Devam ediyoruz arkadaşlar. 24. soruyu da bitirdik. 25. soruya geliyoruz. 25. soruya baktığımızda parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Bu tarz soruların paragrafta konuyu buldurmaya yani konuyla ilgili sorularda olduğunu lütfen bilin. Konu değişince ya da aynı konunun farklı bir noktası ele alınmaya başlandığında orada paragrafı bölmeniz gerekiyor. Şimdi birinci cümlemize bakıyoruz. Tüm masalların en önemli tiplerinden biridir Keloğlan. Keloğlan'ın masallardaki önemli tiplerden biri olduğunu söylüyor. Devam ediyor. Kötülerle savaşır ve güçlülerle olan mücadelesinde hiç beklenmeyen başarılar elde eder. Keloğlan'ın özelliklerinden bahsediyor. Konu hala Keloğlan yani burada. Devam ediyorum yine. Keloğlan aynı zamanda sürekli başkaları tarafından korunan fakir, kimsesiz bir delikanlıdır. Hala Keloğlan'ın özelliğinden bahsediyor. Devam ediyorum. Keloğlan tipinin şahsında fakir, kimsesiz ve horlanan insanların karşılaştıkları güçlükler aşmaya yönelik teşvik edici özellikler görülür. Yani Keloğlan'ın nezdinde aslında Keloğlan gibi insanların özellikleri bahsediyormuş. Yine mevzu hala Keloğlan arkadaşlar. Ama şu dörde bir gelir misiniz? Masallarda Keloğlan gibi belirli tipler dışında herkesinden ve her meslekten insan görmek mümkündür. İşte burada mevzu değişiyor D seçeneğinde. Çünkü burada artık Keloğlan'ın özelliklerini anlatmaktan vazgeçmiş. Masallarda Keloğlan dışında farklı tipler de kullanılır diyor. İşte burada mevzu değişmesinden dolayı cevabımız D seçeneği oluyor bu soru için. Şimdi 26. soruya geçiyorum. 26. soruya baktığımızda bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılabilir diyor. Art arda bir dizi okurluk ve yazarlık deneyimim son 25 yılda benim yaşamımı da yazım metni anlayışımı tümü de geliştirdi diyor. Tamam mı? Devam ediyoruz. Okumalarda derinleşmeden yanayım diyor. Okumalarda derinleşmeden yanayım. Çünkü okuduklarım beni başka birine dönüştürmeli. Ben de bir sonraki kitabımı başka bir yazar olarak yazmalıyım. Sorunun cevabını buldum arkadaşlar. Bu 26. sorumuzda şu altın çizdiğim yere bir odaklanın. Ondan sonra şu soruda D seçeneğini bilin sevgili gençler. D seçeneğini. Yazarlıkla okurluğu birbirini tamamlayan kavramlar olarak düşünmektedir. Tamam mı? Okuduklarım beni bambaşka bir insana dönüştürmeli ve ben yeni bir eser yazarken bambaşka bir insan olarak yazmalıyım dediğinde biz burada D seçeneğine net bir şekilde ulaşabiliyoruz sevgili gençler. Devam ediyorum. 27. sorudayım. 27. soruya baktığımızda
yazımızda ne diyor? Bu parçanın aşağıdaki cümlelerin hangisiyle başlaması uygundur diyor. Burada yine konu bütünlüğünü bulmam lazım. Diyor ki mesela Necati Gül ödülünü alacak bir şairin bir yerlerden Necati Gül'e şiirine dokunan, sesini alıp belediye götüren, ona selam gönderen bir şiir olması gerektiğini düşünürüm. Şimdi lütfen buraya dikkat edin. Yani eğer ben Necati Gül ödülünü alıyorsam, benim yazmış olduğum şiirin Necati Gül'in şiirine benzer temas eden bir noktası olmalı. Ben onun gelişmiş bir versiyonu olmalıyım. Benim şiirimde ondan bir iz, ondan bir işaret olmalı. Bunu anlıyor muyum? Evet, anlıyorum. Zaten paragrafın devamına baktığımızda ve şu son cümleyi okuduğumuzda amaç bir şairin adını yaşatmaksa bunu en iyi onun açtığı vadide giden şiirler, yani onun açtığı yolda gitmek demek ondan izler bulundurmak demektir arkadaşlar. 27. soruya bu mantıkla baktığım zaman seçenekleri şu şekilde netleştiriyorum. B seçeneğine lütfen bir bakar mısınız? Ben ödüllerin adına ödül verilen şairin bir süreyi olmasını arzularım. Süreyi olmak, devamı olmak anlamına geliyor arkadaşlar. Onun izinden gitmek anlamına geliyor. Her bölüm başından sonuna kadar da zaten vurgulanan budur. Bunu bütünlüğünü içermesi için buradaki B seçeneğini cümlenin başına getirdiğimizde başı, ortası ve sonu birbiriyle uyumlu, konu bakımından bir bütünlük arz ediyor. Yani cevap burada B seçeneği oluyor sevgili gençler. Şimdi 28. soruya bakıyoruz. Bir noktalama sorusu. Hangisi gelmelidir diyor. Şimdi yapay zeka ile ilgili tartışmalar kulağa inanılmaz geliyor. Şuraya bir bakın. Aslında biraz da korkutucu diyor. Korkutucu. Bu cümlede iki tane yüklem var. Yüklemleri buldum. Yüklemlerin ögeleri arasında herhangi bir virgül göremiyorsam o zaman bunları birbirinden virgülle ayırırım. Çünkü bana kural diyor ki sıralı cümleler virgülle ayrılabilir. Bu bir sıralı cümledir. Devam ediyorum. Evet. Buraya da virgül getireceğim. Neden? Çünkü yine kurala göz atıyorum ve kural bana diyor ki onay ve red bildiren sözcüklerden sonra virgül kullanılır. Evet, burada onay bildiren bir sözcüktür ve ben buradan sonra virgül kullanabilirim. Demek ki virgül virgül olacak. İki tane virgülün yan yana olmadığı bütün seçenekleri eliyorum arkadaşlar. Eledim. Elimde iki tane seçenek kaldı. Devam ediyorum. İnsanın aklına birçok soru geliyor. Şimdi insanın aklına birçok soru geliyor dediğimde bu soruları ne yapmak zorunda? Bana göstermek, söylemek zorunda, açıklamak zorunda. Neymiş bu sorular? Açıklıyor şimdi bana. Diyor ki yapay zekalar yani YZ'ler çok hızlı biçimde zekileşirse ya tekilleri dediğimiz noktaya varıp da yapay genel zekayı geliştirir, öz farkındalık kazanır ve insanlara ihtiyaç duymadığına karar verirse, ya öyle olursa ya böyle olursa diyor. Şimdi lütfen dikkat edin. O zaman burada hatta şöyle de hatırlayın, anlatmıştık ünlem işaretinden ve soru işaretinden sonra iki nokta getirip toplam üç noktaya tamamlayabiliyorduk. Bunun amacı neydi? Bunun anlamı pekiştirme, vurgulamaydı arkadaşlar. Anlamı vurgulama, yani daha güçlü hale getirmeydi. İşte bu şekilde noktalama işaretleri kullanabiliyoruz. Haliyle cevabımız ne oluyor? Virgül, virgül, iki nokta ve soru işaretleriyle devam ederek 28. soru B seçeneği şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 29. soruyla devam ediyoruz. 29. soruda yine bir noktalama işareti sorusu. Hangisi, ne diyor? Aşağıdakilerin hangisinde virgül açıklamada belirtilen göreviyle kullanılmamıştır? Virgül, birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmak için kullanılır diyor bana öncül bilgi. Şimdi baktığımızda A seçeneğinde B, C ve D seçeneklerinin hepsinde eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanıldığını, lakin E seçeneğine bakıldığında dikkat edin başında ve sonunda burası nedir arkadaşlar? Bir ara sözcüğü değil mi? Ara sözlü ayırma için kullanıldığını görüyorum. Yani cevabımız yeterli olacak. Bana verilen öncüldeki gibi kullanılmadığı için. Devam ediyorum şimdi 30. soruyla. 30. soru yine sınavlarda çok çıkan ve pek çoğumuzun büyük sorun yaşamış olduğu soru kalıplarından biri. Mantığını kavradığınızda aslında Türkçe'de zor soru diye bir şey kalmıyor arkadaşlar. Parçayla ilgili olarak diyor hangisi söylenebilir, hangisinin söylendiğini söylüyor. Birinci öncül okuyorum.
dönüşünde Perec'in kayboluşunun çevresinde çevirmenin yazarın kimliğine bürünmesi, yazardan rol kapmaya kalkışması beni rahatsız etmişti. Bunu yazdığını diyor ve daha sonra şurada başka bir cümle veriyor. Ama benim için önemli olan orası değil, benim için önemli olan neresi biliyor musunuz? Kalkıştı ve beni rahatsız etmişti diyor. Beni rahatsız etmiş diye kadar olan bölüm. Yani burada şunu istiyor. Çevirmen, yazardan rol çalmasın, yazar gibi davranmasın diyor. Tamam mı? Şu ikinci öncüle bakın şimdi. Bazı yazarlar çeviri denen uğraş başka bir dilde yeniden yaratmaktır diyor. Bu biraz abartı olabilir. Ben çevirmenin çevirdiği yazar gibi olması gerektiği kanısındayım. Bak, ben çevirmenin çevirdiği yazar gibi olması kanısındayım. Burada diyor ki, çevirmen yazar gibi olmasın. Burada da diyor ki, çevirmen yazar gibi olsun. Bu kalemon gibi olsun. Hangi yazarı çeviriyorsa o yazarın üslubuna bürünsün diyor. İki farklı görüş yok mu arkadaşlar? Burada çeviri yazar gibi olmasın diyor. Burada da çevirici yazar gibi olsun diyor. Farklı iki görüş var. Şimdi 30. soruda A'ya baktığında belirli bir konuda birbirine karşıt düşünceler. Burada ne diyordun? Çevirmen yazar gibi olmasın. Burada da çevirmen yazar gibi olsun diyor. Farklı görüşler yani karşıt görüşler. İki, yazar tarafından yazılmıştır. Evet, farklı görüşler dile getiriliyor arkadaşlar. Birinci öncünün sana ne dediğini anladığında, ikinci öncünün sana ne dediğini anladığında A seçeneği çat diyor çıkıyor karşınıza. Lütfen bu sorular sadece dikkat ve okuduğunu anlama istiyor sizden. Onun dışında başka hiçbir şey istemiyor. Şimdi de şurada... Şimdi de 31. sorumuza bakıyoruz. Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Yazmaya başladıktan sonra mutlaka sıkı bir disiplin uygularım diye başlıyor bu cümle. Şimdi sevgili arkadaşlar hangisine ulaşılamazı veriyor bana? Kitaplarını yazma aşamasında yaşamdan soyutlandığına. Bakalım buna rastlıyor muyuz 31. soruda? Evet diyor ki sabah diyor 8'de başlarım diyor akşamın 5'ine kadar ve hatta bazen 8'de 9'una kadar diyor. Yani işim gücüm yazmak olur. Yazma dışında başka bir şey düşünmem diyor. O zaman A seçeneğine ulaşabiliyor muyum? Evet ulaşıyorum. B'ye bakın yazdıklarını okuyarak yeniden değerlendirdiğine. Evet. Metni devamlı okumakta fayda vardır. Gördünüz mü arkadaşlar? Okurum diyor. Başka nerede söylüyor okuduğunu? Şimdi devam ediyoruz. Okuduğunu bulduk sonuçta. Anlatımda durumluğa ve edebiliğe önem verdi. Bakın şu cümle. Bu cümle bana C seçeneğini veriyor. Şurası C seçeneğini veriyor. Olabildiğince duru, az ve öz şiirsel sözcüklerle roman yazmak için diyor. Bu cümleye baktığınızda C seçeneğini bulabiliyorsunuz. Şimdi okuyucunun beklentilerini karşılama amacı taşımadığına. Bakın, şuraya bakın, yazdıklarının bir bölümünü de okumalarında eğer atarım. Bazı kısımları okuyucunun hoşlanacağını bilmeme rağmen atmaktan çekinmem diyor. Okuyucu hoşlanmasına rağmen ben atabiliyorsam eğer okuyucunun beklentilerini karşılama gibi bir amacım yoktur arkadaşlar. O cümleden az önce okuduğum yerden okuyucunun hoşlanabileceğini bilmeme rağmen atarım demesinden E seçeneğine de ulaşabiliyorum. Elimde ne kaldı? Az da olsa nitelikli eserler vermeye özen gösterdiğine böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. O yüzden bu sorunun cevabı D oluyor. Şimdi 32. soruyla devam ediyoruz. 32. soruya baktığımızda soru kökü bizden numaralandırılmış yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. 32. sorunun cevabı arkadaşlar lütfen herkes şu 4. cümleye bakabilir mi? 4. cümleye bakıyoruz şimdi. Ne diyor? Haber biriktirmek için tozlu camlardan dışarıyı süzen pabuç tamircilerine bakarım diyor. Arkadaşlar burada sebep mi bildiriyor yoksa amaç mı bildiriyor? Burası amaç sonuç cümlesidir. O yüzden sebep sonuç diyemezsiniz. Cevap B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor bu soruda. Devam ediyoruz yine. 33. soruyla devam ediyoruz. 33. soru bu parça aşağıdaki cümlelerin hangisiyle sürdürülemez diyor. Şimdi dediğim gibi 4 tane seçenek aynı doğrultuda, bir tanesi diğerlerinden çok farklı bir noktada olacak ki onu eleyip cevap yapabileyim. Hangisiyle sürdürülemez? Öykünün zeka, derin algılama, duygu
anlamın mimarı olmalıdır. Yani onunla ilgilenmelidir, yaratmalıdır. Öyle bir mimar ki çizimini oyalamalı, temelinin kazmasından iç düzenlemeye yapılan her işin başında bizzat bulunmalıdır. Yani öykücü, mimar gibi eserini ortaya koyana kadar bütün ayrıntılarıyla incelikli bir şekilde ilgilenmelidir diyor. Şimdi paragrafın sonuna gelecek olan cümleler bu yukarıda anlatılan konuyla aynı doğrultuda olmalıdır. Öykü yazarı sorumluluğu tümünü üzerine almalıdır. Evet, çıkıyor. Her şeyle kendisi ilgileniyorsa, bizzat başında duruyorsa, bizzat da sorumluluğunu alıyor demektir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kurgu sanatı olduğu gerçeğini unutmamalıdır. Zaten şöyle diyor, kurgusunun sözcüklerine, sözcüklere yüklediği anlamlarını diyor. Burada veriyor bana onu, onu da eledim. Öyküyü son haline karar verdikten sonra okuyucuya teslim etmelidir. Bizzat işin başında kendisi olmalıdır ve daha sonra, her şey bittikten sonra, son cümleye baktığımda yine bu C seçeneğine ulaşabiliyorum. Eksiğini, gediğini kendi gözleriyle görmeli ve gidermelidir. Sorumluluk olmaysa zaten eksiğini de kendi gidermelidir düşüncesine oradan çıkarıyorum. Daha önceki deneyimlerden yararlanabilmelidir diyor arkadaşlar. Daha önceki deneyimlerden yararlanabilmelidir. Böyle bir anlam çıkmıyor ki. Daha önceki deneyimlerden yararlanmalıdır. Hayır, öykücünün sorumluluk almasından bahsediyor. Daha önceki deneyimlerden yararlanmasına vurgu yapmıyor. O yüzden cevabımız E seçeneği oluyor 33. soruda. 34. soruya bakıyorum. Yine bir paragraf sorusu. Bu parçada kendisinden söz eden romancı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Şimdi 34. soruda tutunamayanlar romanı ile çok basit bir iş yapmak istedim, insana anlatmayı düşündüm diyor. Aslında burada olay ortaya çıkıyor. Kapalı dünyalar içinde yaşayan yazarların bile peki herkes ne yapıyor diye öfkeleneceğini bildiğim halde bu basit gerçeği söylemekten kendimi alamıyorum diyor. Ben kahramanların iplerini istediği gibi oynatarak insanlardan kumbalar yaratan büyük romancıların yeteneklerinden yoksunum diye de devam ediyor. Şimdi hangisine ulaşılabilir diyor sevgili arkadaşlar 34. soruda. Lütfen bir C seçeneğine bakar mısınız? Romanında saf insan gerçeğini anlatmak dışında bir amacı yoktur. Diyor ki ben işte insanlardan kutlalar yaratarak onların istedikleri yöne çekebilecek güçlü, yetenekli bir yazar değilim diyor. Ya da diyor insanlara özellikle tutunamayanlara saygım büyüktür diyor. Onlara acıyorum diyor. Büyük meselelerin, böyle daha büyük meselelerin daha ciddi makale, deneme gibi türlerin konusu olduğuna inanıyorum diyor. İşte sadece insanı anlatıyorum diyor ya, birinci cümle aslında şurası bana soruyu çözdürüyor. Neymiş bu yazarın ulaşabileceğimiz özelliği? Romanında saf insan, sadece insan gerçekliğini anlatmasıymış arkadaşlar. Onun dışında büyük büyük meselelere el atmam diyor. Onlar benim değil, makale, inceleme, deneme gibi türlerin işidir diyor. Cevabımız C seçeneği olarak daha birinci cümleyi okuduğum andan itibaren gözler önüne seriliyor. 35. soruya geçiyorum şimdi. Parçadaki sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım şimdi parça yapıyoruz. Evet, pek sosyal biri değilim diyor. Evet, pek sosyal biri değilim. Biraz daha yukarıya çekeyim, seçeneklerde net görebilirim. İnsan ilişkilerinde başarılı olmadığını kabul etmektedir. Evet, birinci cümle zaten bana bunu veriyor. Buna ulaşabilirim. Devam ediyoruz arkadaşlar 35. soru için. Diyor ki, başkalarının kendisi hakkındaki düşüncelerini önemsememektedir. Bakıyoruz hemen. Umrum ne diyor burada? Mesele diyor, bunların övgülerle dolu olması değil. Özlemek ya da tersi, umrumda değil. Bakın, buradan da burayı anlıyoruz. Sırf şöhretinden dolayı ilgi görmekten hoşlanmamaktadır. Evet, buna da ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bakın ne diyor? Şöhretin sunduğu avantajlardan yararlanan, gazetecilerle temasta bulunmaktan hoşlanan insanlar var. Ben bunları sevmiyorum. Şimdiye kadar gazetecilerle yaptığım söyleşilerden sonra yazılmış tek bir makale olmadı ki beni tatmin etmiş olsun. Şöhretim yüzünden birinin ilgisine mazhar olduğumu anlamak benim için bir yük, beni sinirlendiriyor. Ne kadar da net bir şekilde vermiş son cümlelerde C seçeneğini.
medya aracılığı ile göz önünde bulunmayı sevmemektedir. Yukarıdakilerde zaten gazetecilerde diye bir cümle var şurada. Burası veriyor bana bunu. O zaman ne kalıyor önüme? Yaptığı işte en iyiye ulaşma konusunda bir iddia taşımamaktadır diyor. Bu sonuca ulaşamıyoruz. Diğerlerinin hepsini cümle cümle tek tek bulduk paragrafın içinde. 36. soruyla devam ediyoruz. Bu parçaya göre insanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Şöyle soruyu birazcık daha yükselteyim. Bakalım şimdi. Hepimiz aynı duygulara sahip olsak da karşılaştığımız benzer konu ve olaylara farklı tepkiler verebiliriz. Şimdi burası birinci ipucu. Birinci cümleyi net bir şekilde okuyup anlıyorum. Bunun nedeni çocukluktan gençliğe, olgunluğa her dönemde yaşadığımız iyi ya da kötü diye adlandırabileceğimiz olaylar. İkinci cümlede devam ediyor. Asıl soruyu veren şurası, burcu cümle burası. Tecrübelerimiz bizim kişiliğimizin artı ve eksi yönlerini oluşturur. Ben soruyu buraya kadar okuyunca çözdüm arkadaşlar. Ama yine devam ediyorum. Biri için yazıldığı ne diyor? Biri için yalnızlık özgürlüktür, diğeri için en büyük kabustur diyor. Ve bir şuralarda, şu üç cümlede söylemiş olduğu, ortaya koymuş olduğu görüşün örneklerini veriyor. Şimdi 36. soruya baktığımda hangisine ulaşılabilir soruyor ya, şuradaki beş seçeneğe lütfen bakın. Yaşam deneyimlerimiz, karakter özelliklerimizi belirler diyor mu? Evet diyor. Bakın birebir şuradaki cümlenin aynısı neredeyse. Gördünüz mü? Yaşam deneyimlerimiz yani tecrübelerimiz, kişiliğimizin ne diyor? Kişiliğimizin artı ve eksi yönlerini oluşturur. Kişiliğimizin özelliklerini yani artı ve eksi yönlerini oluşturur. Birebir buradaki cümleyi almış, B seçeneğine koymuş ve sorunun cevabı yapmış arkadaşlar. Paragrafı dikkatle okuduğunuzda aslında cevabın içinde size göz kırptığını görüyorsunuz. Sadece burada tek püf noktası dikkatli okumak, anlayarak okumak arkadaşlar. Şimdi 37 ve 38. soruları aynı paragrafa paralel vermiş. 37. soruyla başlıyoruz. Şöyle hepimiz rahat bir şekilde görelim soruyu. Bu tarz soruları sevin arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunlar size zaman kazandırmak için verilen sorular. Paragrafı bir paragrafı okuyorsun ve iki tane soru çözüyorsun. İkinci bir paragraf okumak için zaman kaybetmiyorsun. O yüzden bu tarz soruları sevin lütfen. Çünkü size zaman kazandırıyor. Devam ediyoruz şimdi. Yola çıkarak bu öykücülüğümüzle ilgili hangisi söylenebilir? 37. sorunun cevabını alıyoruz. Öykücülüğümüz yeni ve çok yetenekli yazarlarını her kuşak içinde ard arda çıkarırken geleceğin doğru adımlarını daha sağlam atıyor. Yani öykü ve öykücülükle ilgili öykü dolu sözler hep olumlu şeyler söylüyor burada. Tamam mı arkadaşlar? Paragraf okuduğunuzu anlıyorsunuz. Şimdi seçeneklere geçelim. 37. soruda diyor ki, hangisi söylenebilir diyor. Öykünün romandan daha çok ilgi gördüğü, paragrafın geneline baktığınızda böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını görüyorsunuz. Şuraya geldiğinizde, nitelik ve nicelik yönünden diyor, öykücülüğümüz parlak bir dönemdedir. Evet, zaten birinci cümleyi okuduğumda zaten bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Eski kuşakların yenileri beğenmediğini, öykünün büyük kitlelerin ilgisini çekmek için yazıldığına, öykücülüğümüzün bu kuşağının daha önceki kuşaktan yetenekli olduğuna, yani daha öncekinden yeteneklidir, yeteneksizdir diye daha öncekilerle bir kıyaslama durumu yok bu paragrafta. O yüzden bunların hepsini eledik ve cevap olarak 37. soruda B seçeneğine ulaştık arkadaşlar. Şimdi aynı paragraf mantığından hareketle 38. soruya bakıyoruz. Hangisine ulaşılamaz diyor. Hangisine ulaşılamaz? Ne diyor burada? Yeni kuşak öykücüler gelecek adına umut vaat etmektedir. A seçeneğini hemen buluyorum arkadaşlar. Burada yeni ve çok yetenekli yazarlarımızın bir kuşak içinde ard arda gelmesi diye öykücülüğümüz adına umut vaat ediyor diye birinci cümleden A seçeneğini bulabiliyorum. Hemen ulaşabildim ona. Şimdi B seçeneğine bakın. Bu dönemin başarılı öykücüleri gelecek kuşak tarafından örnek alınacaktır diyor. Bakın şimdi örnek alınacaktır. Bunu cümle içinde buluyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Şurada bir yerde veriyor. Bakın okuyoruz paragrafı. Şuradan başlıyorum.
popüler olmaktan, romanı gördüğü yıllar yararlanmaktan görmeyen, bugün de eskisi kuşaklar ustaların yanında olmaktan çekinmeyen geleceğin yazarlarınca, aha bakın şurada veriyor arkadaşlar. Ne diyor? Geleceğin genç yazarlarınca da belki örnek alınabilecek yaratıcı öykücüler elbette var. Bakın gördünüz mü? Ona da ulaşabildim. Devam ediyorum hemen. Başkaları, öykücüler, gelecek kuşaklar tarafından örnek B'yi eledim, buldum. Günümüzde, ne diyor? Günümüzde öykücülerimizin sayısı az değildir. Evet, buna da değiniyor. D seçeneğine bakın. İyi öykücüler için insanların ilgisi bir ölçü değildir. Evet, bundan da bahsediyor. Hatta az önce okudum orayı. İnsanların ölçüsünün, bakın, yazdığı şöyle. Yazısında popüler olmakta, romanın gördüğü yığınsal yani çok ilgi, ilgiden yararlanmakta görmeyen diyor ya, şuradan başlayan cümleyi okuduğunuzda D seçeneğine de ulaşabiliyorsunuz, buna da ulaşıyorsunuz. Öykünün büyük kitlelerinin ilgisini çekmek için yazılmadığı sonucuna ulaşıyorsunuz arkadaşlar, ama burada yazıldığı dediği için söylenemiyor. Ama pardon, şurada. İnsanların ölçüt değildir diyor. Doğru ölçüt olmadığını veriyor. Şurada E seçeneğine bakıyoruz arkadaşlar. Genel okuyucu tarafından ilgi görmeyen öykü kalıcı olmayacaktır. Hayır, ilgi görüp görmemesi değildir burada önemli olan. Okuyucu ilgi gösterirse öykü kalıcı olur diye bir bilgi yok. O yüzden 38. sorunun cevabı Edirne olacak sevgili gençler. Şimdi son iki sorumuza geçiyoruz. Hemen burada 39. sorumuzun bir paragrafı var. Bu parçada sözde edilen sanatçılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Bu tarz sorularda çözme yöntemlerinden biri de özellikle yardımcı düşünce, yani olumsuz soru kökleriyle verilen paragraflarda yöntemlerden biri de önce seçenekleri okumaktır. Kısa seçeneklerde bu yöntem tercih edilebiliyor. Uzunlarda akılda tutması zor olabilir ama bu tarz sorularda deneyin bunu, işe yarayacağını göreceksiniz. Cahide Sunku'nun Cumhuriyet'e bağlı. Cahide Sunku ile Türkan Şoray'ın karşılaştırılmasından çıkan sonuca katılıyorum diyor. Cahide Sunku, Cumhuriyet ideolojisini benimsemiş. Bakın buradan ulaşabiliyorum arkadaşlar. A seçeneğine buradan Cumhuriyet ideolojisini benimsemiş basılı bir kadın, Türkan Şoray ise halka yakındı diyor. Her ikisinin de farklı tarzda sanatçılar olduğu, evet biri Cumhuriyet'in ideolojisini benimsemiş, diğeri daha halka yakınmış. Bunu da buldum, denedim. Basının sultan yaratmasındaki etkisine, basın bir sultan yaratılmasında etkili oldu. Bakın direkt cevabı veriyor bana. Devam ediyoruz 39. soru için. Halkın kendisine yakın bulduğu sanatçılara sahip çıktığına. Bakın artık ona seyircisi halk sahip çıktı diyor. Türkan Şoray için birebir cümle cümle buluyorum ben bunu arkadaşlar. Sadece dikkat istiyor bu soru. Ekstra artı bir bilgi gerektirmiyor. Bazı yıldızların da hoşgörüsüz insanlar olduğu. Paragrafın geneline baktığımda cümle cümle dahi baksam böyle bir sonuca asla ulaşamam. O yüzden cevabımız 39'da E seçeneği oluyor. 40. soruya geçiyoruz şimdi. Yine aynı paragrafa paralel oluşturulmuş bir soru kökü. Parçaya göre Türkan Şoray'da olup Cahide Sunku'da olmayan aşağıdakilerden hangisidir diyor sevgili gençler. Burada C seçeneğine bakar mısınız? Geniş halk kitleleriyle özdeşleşmesi. Zaten halk kitlelerinin sesi olmuştur, somut bir göstergesi olmuştur diyor paragrafın içine baktığımızda. Geniş halk kitleleriyle özdeşleşen Türkan Şoray'daki bu özellik Cahide Sunku'da olmamış arkadaşlar. O yüzden 40. sorunun cevabı C olarak karşımıza çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız faydalı olmuştur. Merhaba arkadaşlar, 12. sınıf TYT tarih sorularıyla karşınızdayız. Soruları beraber çözeceğiz şimdi. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda, bu bilgilere göre tarih olayların araştırılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır demiş. Tarih biliminin amacı geçmiş hakkında doğru veriler elde etmek ise bu iş ancak
dönemin şairlerini dinlemek de mümkün olur demiş. Arkadaşlar dönemin şairlerini dinlemek de mümkünse o dönemdeki özellikle birinci elden kaynaklara baktığımızda ne demiştik? Birinci elden kaynaklar o dönemde meydana gelen buluntular, eserler ya da o dönemin şahsiyetlerinin yazmış olduğu eserlerdi. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacak diyeceğiz. İkinci sorumuza baktığımızda İslam tarihiyle ilgili sorularımız var. Bununla ilgili size çok fazla bilgi verdik zaten. Kabileler halinde yaşamın hüküm sürdüğü İslam öncesi Arap Yarımadası'nda, Haram aylarında, Mekke yakınlarında Vukaz panayırları kurulur, ticaret yapılır, şiir hitabet yarışmaları düzenlenir ve Kabe'de putlar ziyaret edilir demiş. O halde kabileler halinde yaşamayı gördüğümüz yerde siyasi birlik yoktur diyeceğiz. Vukaz panayırlarını gördüğümüz yerde sosyal faaliyetler vardır diyeceğiz. Putları gördüğümüz yerde çok tanrı dinler yaygındır diyeceğiz. İkinci soruya da Edirne şıkkını diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda İstanbul'un fethinin hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez demiş. Arkadaşlar İstanbul'un fethini gördüğümüzde siyasi sonuçlar vardır diyeceksiniz. Kültürel sonuçlar vardır diyeceksiniz. Ekonomik sonuçlar vardır diyeceksiniz. Askeri sonuçları vardır diyeceksiniz ama İstanbul'un fethi sonunda hukuki bir sonuç yoktur diyeceksiniz. Bu yüzden de cevabımız Edirne şıkkı olacaktır diyeceğiz. En zor sorulardan birisi bu çünkü birden fazla sonucu var sorunun ya da birden çok sebebi var. Bu soru birazcık sizi zorlamıştır. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı'nın Balkanların kontrolü zorlaşmıştır diyor. Buna baktığımızda Rusların panslavizm politikası var. Avrupa'da devletlerin kışkırtması var. Bu kışkırtmalar sonrasında ayaklanmaların artması var. Ama bunların da temel sebebi Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılda özellikle siyasi ve askeri zaferlerini artık geride kalması, zafiyetler göstermesi ve kurumlarının bozulması, gerileme, özellikle dağılma döneminde olması bunun temel sebepleri içerisinde yer alır diyeceğiz. Asıl neden C şıkkıdır diyeceğiz. Hemen geçtik 5. sorumuza. Arkadaşlarım Mustafa Kemal'in inkılaplarla ilgili bir sorumuz var. Halkımızı modern hale getireceğiz, medeni bir toplum haline getireceğiz. Bunu da gördüğümüz yerde Türk milletini çağdaş milletler seviyesine çıkartmak temel amaçtır diyeceğiz arkadaşlar. 12. sınıf TYT sorularını beraber çözdük. Diğer denemenizde başarılar dilerim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bu hafta sizlerle beraber TYT'mizin 5 soruluk cevap anahtarını hazırlayacağız. Buyurun sorulara bakalım. Antalya ile ilgili olarak aşağıdaki tespitlerden hangisi yanlıştır? 6. sorumuzdan başlıyoruz. Antalya ilimizin arkadaşlar coğrafi özelliklerini istiyor. Dağlar kıyıya yakın paralel uzandığı için falezler oluşmuştur. Arkadaşlar boyuna kıyı tipi var burada. Hemen gerisinden Toros dağları uzandığı için doğru bir bilgiyi almış. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Evet, Akdeniz ikliminin özelliğini gösteriyor Antalya. O da doğru bir bilgidir. Yazın yerli ve yabancı turistler gelmektedir. Akdeniz ikliminin özelliği yaz sıcaklığının fazla ve deniz turizmine katkı sağlamasıdır. Dolayısıyla da çok turistik bir bölgemizdir. Doğru bir bilgidir. Arazi karstik midir? Evet arkadaşlar, kireç oranı gayet yüksek ve karstik bir arazi yapısına sahiptir. En fazla kalkerli jipsli arazi bu bölgede bulunuyor zaten. Deniz yoluyla gelen ürünler demir yoluyla iç kesimlere taşınır. Arkadaşlar Antalya ilimizin etrafı, daha doğrusu kuzey bölgesi Toros dağlarıyla kaplı olduğu için iç kısımlara demir yolu geçemez. Demir yolu için bir düz zemin lazım. Dolayısıyla engebeden dolayı, kuzeyindeki engebeden dolayı bu yanlış bir bilgidir. İç kesimlere demir yolu yok. Evet, 7. soruya bakalım. Ne diyor? Fay hatlarının harekete geçmesiyle tektonik depremler gerçekleşir. Fay hattında ne kadar uzaklaşırsa deprem riski o kadar azalır. Arkadaşlar fayları soruyor bize. Hangi bölgemizde faydan uzak deprem riski en azdır? Fay olmayan yeri soruyor tersine. Şimdi 3 tane fay hattımız var bizim. İzmir Batı Anadolu fay hattında BAF diyor. Kısaltma. Erzurum Kuzey Anadolu fay hattında KAF. Van Doğu Anadolu fay hattı üzerinde. Ve Hatay, Güney Anadolu ya da Doğu Anadolu fay hattında arkadaşlar.
Manna, Hatay birleşiyor. Mardin arkadaşlar güneyde daha aşağıda kalmış, bir herhangi bir fay hattı üzerinde olmadığı için bu bölge deprem riskinden uzak bir bölge diyoruz arkadaşlar, Bursa. Diğer soruya bakalım. 8. sorumuz. Yukarıdaki özellikleri verilen iklim tipi haritadaki numaralı yerlerin hangisinde görülür? Arkadaşlar ben sırayla iklim tiplerini bir söyleyeyim. Şu bölgede özellikle hangi iklim tipimiz var? Akdeniz. Şurası muson iklimi arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar Akdeniz'de bir burada var bir tane. Şu kısımda okyanusal iklimlerimiz var. Şurada ise saman iklimi var. Şimdi özelliği verilen iklimde yaz mevsimi sıcak ve kurak geçer. Kış yağışları fazla ve cephesel. Arkadaşlar iki maddeden anladım ki Akdeniz iklimi. Ben iki tane Akdeniz buldum yalnız. 4 ve aşağıdaki Akdeniz. Şimdi yalnız burada diyor ki Ocak'ta yaz mevsimi, Haziran'da kış mevsimi yaşanır diyor. Yani burada güney yarımküre olması lazım. Biz Ocak'ta kış yaşıyoruz. Kuzey yarımkürede olan Akdeniz iklimi olamayacağı için arkadaşlar doğru cevabımız güneydeki Akdeniz iklimidir. Yani Adana'dır arkadaşlar. 9. soruya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar yukarıda konumları verilen K ve L merkezleri aşağıdan hangisi söylenemez diyor. Bakalım K bölgesi L bölgesine göre ekvatora daha yakındır. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar K bölgesinin hemen altına ekvatoru yazarsam küçük enlemlerde yani alçak enlemlerde olduğunu söyleyebilirim. Bu doğrudur. L bölgesi orta enlemlerde bulunuyor. Orta enlemler. K'da alçak enlemler. L merkezinin doğusu ile K merkezinin batısı aynı meridyen vardır. Bakıyorum. L merkezinin doğusu 40. K merkezinin batısı 40. İkisi de aynı. Özellikle bunların her ikisi doğuda olduğu için aynı meridyenden bahsediyorlar. Evet ifademizi tikledik. K ve L bölgelerin iz düşümü ölçümleri aynıdır. Arkadaşlar bunların iz düşümü aynı olabilmesi için ya aynı enlemde ya da ekvatora eşit uzaklıkta falan olması gerekiyordu. Bunlar aynı enlemde gözükmüyor. Biri alçak enlemlerde, diğeri yüksek enlemlerde. Özellikle orta kuşaktan ve kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arası mesafe daralıyor. O yüzden L iz düşümü olarak K'dan daha dar. Dolayısıyla burada eşit dediği için, aynı dediği için yanlış kabul ediyoruz C'yi. L bölgesi orta kuşak, orta kuşakta 4 mevsim belirgin olarak yaşanır, doğru. K ve L bölgelerinin kuzey ve güney uzunlukları aynıdır. Baktığımız zaman arkadaşlar her ikisinin de 5'er tane paralel geçtiğini, paraleller arası mesafede eşit olduğunu düşünürsek hepsinin 555 kilometrelik bir mesafesi var. O yüzden bunu da doğru kabul ettik. Ceyhan'ı yanlış ifade de bulunduk. Evet, devam edelim. Son sorumuz arkadaşlar 10. soru. Aşağıda bir yöreye ait bazı özellikler verilmiştir. Bu yörede aşağıdaki yer şekillerden hangisi görülür? Arkadaşlar izoipsler çok sık geçiyormuş. Yani burada eğim fazla. Eğim fazla olduğu için tombolonun olduğu yeri eğiliyorum. Çünkü dalga birikim şekilleri genellikle eğimin daha az olduğu kıyı bölgelerimizde oluyor. Lagünü'de direk geliyorum. Birikim şekillerinde eğim fazla olmaz. Deniz kıyısında bulunmaktadır arkadaşlar. O yüzden Barkan'a geldim. Barkan rüzgarların birikim şekilleridir. Bu deniz kenarında olamaz. Denizden karaya doğru güçlü rüzgarlar eser ve bu rüzgarlar dalgaları kıyıya sert bir şekilde vurdukça kıyıda böyle sert bir uçurum meydana getirir. Biz buna falez deriz arkadaşlar. Doğru cevap falezdir. Evet. Arkadaşlar bugünlük TYT'mizin cevap anahtarını oluşturduk. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle TYT felsefe soru çözümünü gerçekleştireceğiz.
Arkadaşlar 11. sorumuz Immanuel Kant'la alakalı. Kant'ın ödev ahlakını biliyorsunuz. Ödev ahlakında neyden bahsediyordu? Öyle bir eylemde bulun ki bu eylem tüm dünya için ortak bir ilke olsun. Yani Kant'ın ödev ahlakında arkadaşlar vicdanınızın sesini dinlemeniz gerekiyor. Yani bir şeyi fayda için, çıkar için yapmayacaksınız. Ödev ahlakında gerçekten ahlaksal ilkeye uygun olduğu için bir şeyleri gerçekleştirmeniz lazım. Kant'a göre trafikte seyir halinde olan ve önündeki aracın kaza yaptığını gören bir aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yaptığında ahlaki eylem gerçekleşmiş olur? Arkadaşlar burada B seçeneği ve A seçeneği arasında kalacaksınız. Fakat arkadaşlar vicdanın sesine kulak verip onun emrine koşulsuz uygun hareket etmek Kant'ın ödev ahlakına uygundur. Çünkü hem vicdan sesi var hem de koşulsuz hareket etmek evrensel ilkeye uygun bir hareket olarak düşecektir. Fakat mutlak iyi ideyasının bilgisine göre hareket ettiği düşüncesi Platon'un idealar alemine ait bir kavramdır yine arkadaşlar. Evet arkadaşlar 12. sorumuzla devam ediyoruz. 12. sorumuzda Platon'un Sokrates'in yargılanmasıyla ilgili bir düşünce var. Platon da bununla ilgili zaten görüşleri belirtmişti, derslerimizde işlemiştik. Sokrates'le ilgili hangisi çıkarılabilir demiş arkadaşlar. Sokrates halkla ve gençlerle kurduğu ilişkiden dolayı mahkemede zehirlenerek öldürülmüştü. Felsefe tarihinde idam edilen ilk filozoflardandır kendisi. Aynı zamanda kendisi bir ahlak filozofudur. Kendisini bir at sineği olarak tanımlıyordu. Atina kentini rahatsız ettiğini söylüyordu. Soruda da şundan bahsediyor. Yakınlarıyla vedalaştıktan sonra bardaktaki zehri içti ve kısa süre sonra öldü. Yani Platon aslında kurtulabileceğini söylüyordu Sokrates'in. Sokrates istese mahkeme heyetiyle konuştuktan sonra bir sürgün cezasıyla yaşamını devam ettirebilirdi. Fakat neden Sokrates bunu yapmadı ve ölümü tercih etti? Çünkü arkadaşlar Sokrates'in öncelik verdiği şeyler diğer filozoflardan daha farklıydı. Çünkü Sokrates için bilgili olmak her şeyden önemlidir. Mahkemede söylediği son söz olan sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez sözüyle sorgulamanın, eleştirinin ve felsefenin yılmaz bir savunucusu olduğunu belirtmiştir. Evet arkadaşlar 13. sorumuza geçiyoruz. 13. sorumuz sanat felsefesi ile alakalı. Arkadaşlar bu parçada aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi açıklanmaktadır? Sanat felsefesinde genelde böyle sorular gelir. Yani bir heykeltıraşın, bir ressamın varlığından bahsedilir ve bunu taklit ettiğini mi, yaratmaya çalıştığını mı anlatmaya çalışır. Sanatın yöneldiği varlık doğadadır. Yani nesnelerdir. Sanat sanatçının doğadaki nesneleri taklit etmesiyle. Bakın taklit etmek diyorsa sanat felsefesinde Platon'un idealar alemi kuramı ve duyular alemi kuramı ile ilişkilendireceksiniz arkadaşlar. Ne diyor burada? Platon'un sanatı taklit olarak gören görüşü. Burada zaten herhangi biriyle karıştırma olasılığınız yok çünkü birbirine yakın hiçbir kavram yok. Platon'un nasıl ki idealar aleminin yansıması olarak görüyor bu dünyayı. İşte arkadaşlar Platon sanatçının yaptığı eseri de birer kopya taklit eseri olarak görüyor. Evet arkadaşlar 14. sorumuza geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar yine sizi bazı ikilemde bırakacak sorulardan biri hangi özelliği vurgulanmaktadır? Dediğim gibi vurgulanmaktadır varsa mutlaka ama mutlaka bu seçeneklerin hepsi burada olabilir veyahut bir tanesi ağır basamaktadır. Felsefe hayatta hiçbir amacı olmadan yaşayan insanların işi değildir. Felsefe her şeyden önce kendine özgü bir pusulası olan bir denizciliktir. Yani arkadaşlar burada felsefenin gelişi üzerine kurmadığını belli bir aktivite yapabilmek için, belli bir şeye yönelebilmek için sistemli, tutarlı ve yöntemli olmamız gerektiğinden bahsetmiş. Arkadaşlar sabit fikirlerden uzak olma, felsefeye ait bir özelliktir. Var olanı bütün olarak görmek, tümel yaklaşım felsefenin özelliğidir.
gerektiği zaman sezgilerini kullanabilme, toplumsal çevresini yönlendirebilme, bunlar felsefenin özelliğidir. Fakat bu parçada diye belirttiği için E seçeneği, yani yöntemli bir biçimde düşünebilme seçeneği felsefenin en büyük özelliğidir arkadaşlar. Evet, son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Bu soruda siyaset felsefesiyle alakalı felsefenin alt dallarından hangisidir diye belirtmiş. Bu konulara eğer daha gelmediğinizi düşünüyorsanız yapmanız gereken arkadaşlar eleme yöntemini kullanmaktır. İnsanlar özgür oldukları için bir takım haklara sahip olduğunu düşünürler. Bu hakların bilincine varıp baskı hissetmeden kullanabildiğinde ise bilek birey olurlar. Yani devlet size bir hak verir ve siz bu hakkı kullanırsınız. Kullandığınız zaman kendinize özgür hissedersiniz. Biliyorsanız zaten siyaset felsefesini işaretlersiniz. Fakat diğer türlü epistemoloji, din felsefesi, bilim felsefesi ve sanat felsefesi kavramlarının hiçbirinin burada yer almadığını hepimiz görüyoruz. Evet arkadaşlar, TYT felsefi soru çözümümüz tamamlanmıştır. Hepinize teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün TYT denememizi din, kültür ve ahlak ilgili sorularla birlikte çözeceğiz. Evet arkadaşlar. Öncelikle zaten malum 16 sorudan başlıyor bizim devamlı din, kültür sorularımız. Ne diyor? Bu ayette aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Yani bizim tekniğimiz zaten aynıydı. Burada altını çizmemiş ama ulaşılabilir arkadaşlar. Burasını iyice belirtmemiz gerekiyor. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimine Allah doğru yol iletti, kimleri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Bu ayetler aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A. Allah uyarıcılarıyla insanları doğru yola çağırmıştır. Arkadaşlar zaten yukarı anlatsın ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diye elçi gönderdi. Elçi zaten arkadaşlar burada nedir? Uyarıcıdır değil mi? Elçi arkadaşlar, uyarıcı. Uyarıcı değil mi? Aynı zamanda nedir? Peygamber arkadaşlar. Evet, elçi yok, uyarıcı. Olabilir mi? Olabilir ama bekletelim. Hem edecek arkadaşlar ne yapmıyoruz? İşaretlemiyoruz. Diğer şıklarda görelim. B. Din toplumların gelişmesinde etkili olmuştur. Yukarıdaki arkadaşlar ayette herhangi bir şekilde dinin toplumların gelişmesine etkisinden bahsediyor mu? Etmediği için direkt bunu arkadaşlar eleyelim. C. İnsanların mutlaka uyarıcıya ihtiyaçları vardır. Evet arkadaşlar insanların uyarıcıya ihtiyacı vardır ama burada arkadaşlar peygamberin gönderiliş amacı insanlara Allah'ın emirlerini, yasaklarını, öğüt ve nasihatlerini bildirmek içindir arkadaşlar. O zaman C şıkkımızı deniyoruz. D. Din sayesinde insanlar sapıklıktan kurtulmuşlardır. Doğrudur ama yukarıdaki ayetimiz arkadaşlar D şıkkına da değinilmiyor. E. İnsanlar Allah'a ortak koşmaya devam etmektedir. Burada arkadaşlar insan Allah'ı yalanlayanların akıbetinin ne olduğu bildirilmiştir diye bahsediliyor ama asıl anlatılan arkadaşlar D şıkkına değil. Bu bağlamda baktığımızda 16. sorumuzun doğru şıkkı arkadaşlar A şıkkı olacak idi. Şimdi arkadaşlar geçelim diğer sorumuza. Evet arkadaşlar 17. sorumuzda ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi mekruh kavramını tanımlamaktadır? Mekruh kavramı arkadaşlar. Biraz daha yaklaştılar. Daha net görün arkadaşlar orayı. Mekruh kavramını. Evet arkadaşlar. Mekruh ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi mekruh kavramını tanımlar? Mekruh. Arkadaşlar neydi mekruh? Dersimizde işlerken de bahsetmiştik bu konuda. Mekruh. Arkadaşlar dinin hoş karşılamadığı, dinin arkadaşlar yasakladığı, dinin kınamış olduğu ve salih amellerin sevabını götüren arkadaşlar
bir takım dinimize yasak kılmış olduğu şeylerdi. Mekruh. Ama yukarıdaki metni arkadaşlar okuyalım. Diyor ki, ergenlik çağına gelen her Müslümanın yapmakla zorunlu olduğu bazı dini vazifeler vardır ki bunlar fıkıh ve ilmihal kitaplarında ef'al-i mükellefin. Ef'al-i mükellefin. Mükellef neydi arkadaşlar? Ergenlik çağına ulaşmış, dinin emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmakla sorumlu olan ve arkadaşlar akıllı kimselere mükellef derdi. Ef'al-i mükellefin de mükellefin yapacağı bazı vazifeler demek arkadaşlar. Bunlar 8 tanedir. Yani ef'al-i mükellefin arkadaşlar 8 tanedir. Bunlardan 5 tanesi bize emredilen şeyler, yapmamız gereken şeyler. 3'ü ise bizden arkadaşlar yasaklanılan şeyler. Yani bizle yapmamızı istemediği şeyler arkadaşlar. Yapılması emredilen şeyler farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah iken terk edilmesi istenen, nehyedilen şeyler de arkadaşlar haram, mekruh, müfsit olarak da adlandırılmıştır. Bize burada arkadaşlar mekruh kavramını soruyor arkadaşlar. Hangisi diyor mekruh kavramını tanımlar. Şimdi şıklar üzerinden arkadaşlar yine ele ele de gidelim. A. Haram olmayan ancak harama yakın demek arkadaşlar. Hatırlayın mekruhu biz tanımlarken iki başlıkta ele almıştık. 1. Tahrimen mekruh. 2. Tenzihen mekruh demiştik değil mi? Tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh. Tahrimen mekruh, harama yakın mekruh. Tenzihen mekruh da helale yakın mekruh demek arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı ama arkadaşlar diğer şıklarımızı da görelim. B. Yapılmasıyla dinden çıkaran davranışlar. Arkadaşlar yapılmasıyla dinden çıkaran davranışlar neydi? Haramdı değil mi? Haram. O zaman B şıkkı değil arkadaşlar. Bizden mekruh olan istiyor. C. Birileri yapınca diğerlerine zorunlu olmayan fiiller. Hatırlayın farz kavramını tanımladığımızda yine farzı ikiye ayırmıştık. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye demiştik. Farz-ı ayn herkesin bireysel olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdi. İşte namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi. Ama farz-ı kifaye toplumda bir grup insanların yerine getirmesiyle diğerlerinin üzerinden yükümlülüğü kalkan eylemlere de arkadaşlar farz-ı kifaye derdik değil mi? Burası da farz-ı kifaye. O zaman C şıkkımıza değil, D kişinin yapmamakta tamamen serbest olduğu şeyler. Bunlar neydi arkadaşlar? Yapılması sevap olan ama terki günah olmayan şeylerden biz de mübah derdik değil mi? Mübah derdik arkadaşlar. O zaman D şıkkı değil, Kur'an'la olmamasına rağmen Peygamberimizin yapmamamızı istemiş olduğu fiilleri yine arkadaşlar ne deriz biz de? Peygamber Efendimizin arkadaşlar sünnetlerine dahil ederiz. Bu bağlamda baktığımızda haram olmayan ancak harama yakın anlamına gelen meseleyi biz arkadaşlar mekruh deriz. Ve 17. cevabı da arkadaşlar A seçeneğimizdir. Diyelim ve diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet 18 arkadaşlar ne diyor burada? İlk önce sorumuzu okuyalım. Bu hadiste Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Buna bakacağız. İfade şu. Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik cennete götürür. Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söylemeye devam ettikçe sonunda sıddıklardan yani doğru olanlardan yazılır. Ve yalan kişiyi fücura, fücur da insanı cehenneme götürür. Allah indinde o da yalancılardan yazılır. Bu da arkadaşlar zaten metni okuduğumuzda doğruluk ön plana çıkıyor değil mi? Bir kişi hani doğru olması, güvenilir olması. Hatırlayın peygamberlerin sıfatlarını anlatırken 4 tane sıfat demiştik. Emanet, fetanet, sıdk ve ismet değil mi? Güvenilir olmak arkadaşlar, peygamberin güvenilir olması emanet anlamına geliyor. Sıdk arkadaşlar burada, peygamberin doğru olması diyeceğiz. Ne? A. Ne diyor? Basiret sahibi kişi oldu. Basiret, hani kalp demek arkadaşlar, kalp. Hani basiret-i sakin, kalp öz demek. Peygamber Efendimiz'in basiretiyle ilgili herhangi bir arkadaşlar durum mevzuma isteyin. B. Güvenilir bir kişi olduğu. Bakın doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür.
Kişi doğru söylemeye devam ettikçe sonunda sıklıklardan, yani arkadaşlar doğrulardan, güvenilir olanlardan yazılır. Bir şıkkımız olabilir ama hemen işaretlemeyelim. Arkadaşlar bekleyelim. C. Merhametli bir kişi oldu. Burada arkadaşlar Peygamber Efendimizin merhametiyle ilgili herhangi bir konu mevzu bahis değil. D. Efendimizin cesur ve kararlılığı. Yine yukarıdaki metne baktığımızda Peygamber Efendimizin cesur ve kararlı olması ile ilgili herhangi bir mevzu bahis yok arkadaşlar. E şıkkına baktığımızda zaten istişareye verdiği önemdir. İstişare neydi? Herhangi bir konuda o işin uzmanı olan kişilerin fikrine ve görüşüne başvurmaya istişare dedik. Arkadaşlar bu bağlamda baktığımızda sorumuzun doğru şıkkı B seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Diyelim arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar burada yine kavramlar var. Hani derslerimizi anlatırken bahsediyorduk arkadaşlar. Karşınıza kavramlar, terimler ve tanımlar çıkacak. Bu tarz sorular çıktığı zaman şıklardan gidebilirsiniz demiştik. Önce şıklara bakalım mı? Gıybet. Nedir arkadaşlar gıybet? Gıybet bir kimsenin arkası onun gıyabında, hani gıybet, gıyabında haberi olmadan ileri geri konuşmaya biz gıybet derdik değil mi? Hırs neydi? Bir şeyi elde etmek için, bir şeye sahip olabilmek için varımızla, yoğumuzla mücadele edip ona giden her yolu mübah görmeye arkadaşlar hırs derdik. C şıkkı tecessüs neydi? Arkadaşlar tecessüs de şu demek, bir kimsenin özel hayatını, onun sırlarını arkadaşlar, onun mahremiyetini onun haberi olmadan gizliden gizliye araştırmaya tecessüs deriz ki bu devlet politikalarına casusluk olarak da adlandırılır. D seçeneği iftira. İftira ne demekti? Arkadaşlar iftirada bir kimsenin yapmamış olduğu bir şeye yaptı demek, söylemediği şeye söyle demekti. Yalanla doğrunun gizlenmesi arkadaşlar, hakikatin saklanmasına yalan verdi. Ne diyor şimdi? Yukarıda açıklaması yapılan kişinin temel haklı olması nedeniyle ayet ve hadislerle yasaklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kavramlarımızı tanımladık. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki tanıma bakalım. Ne diyor? İslam dininde mahremiyetin ihlali, arkadaşlar mahremiyetin ihlali kelime olarak da dikkatli araştırmak, dikkatle bakmak, gözlemlemek gibi anlamlara gelir. Ahlaktaki terim olarak bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırmaya denir. Bakın arkadaşlar ne diyor? Bir kimsenin haberi olmadan onun hayatını gizlice araştırmaya denir. Kur'an'da birbirinizin kusurunu araştırmayın ayeti ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi de insanların özel hallerini araştırmayınız hadisiyle yasaklanmıştır. Ayet ve hadislerin yasaklanmasının sebebi özel hayatın gizliliğinin temel kişilerin haklarında olması ötürü. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Kişinin özel hayatının mahremiyetinin izni ve bilgisi dışında araştırılmasına arkadaşlar tecessüs diyeceğiz. Sorumuzun doğru seçeneği C şıkkı olacak. Diyelim ve arkadaşlar son sorumuza geçelim. Ayrıca bu biraz daha teknik bilgi gerektiriyor. Konularda gelinmemiş olabilir ama arkadaşlar soruya dikkatlice baktığımızda çözülebilir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ehl-i sünnet arkadaşlar? Ehl-i sünnet dendiğinde burada dikkat etmemiz gerekiyor. Hani ehl-i sünnet mezheplerinde ama şimdi ehl-i sünnet diyor. İtikadi mezhep mi? Ameli mezhep mi? Tasavvufi mezhep mi? Bununla ilgili ayrıca çok ince bir ayrıntı vermiş. Ne diyor? Ehl-i sünnet kelamının iki önemli mezhebi doğru olarak hangisinde verilmiştir? Kelamının iki önemli mezhebi. Arkadaşlar kelamı diyor ya, kelamı dediğinde biz burada ne diyeceğiz? İtikadi arkadaşlar. İtikadi ve arkadaşlar siyasi. Hani itikadi ve siyasi mezheplere anlayacağız hemen. Ehl-i sünnet dedik kelami mezhep dediği için biz itikadi ve siyasi mezheplere bakacağız. Önce yukarı okuyalım. Ehl-i sünnet kavramı dini literatürde dini anlama ve yaşamada Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünnetini rehber edinen ve sahabenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğuna denir. Arkadaşlar burada ehl-i sünnetin tanımını yapıyor. Bu grup mensupları Hazreti Peygamber'in sünnetine bağlı oldukları düşüncesiyle kendilerini ehl-i sünnet ve cemaat
olarak adlandırmışlar. Yani ehli sünnet, yani sünnet ehli, peygamberin sünnetinde yürüyen cemaate, topluluğuna ehli sünnet denir. İnanç konularında ayet ve hadislerin yanında akla da yer veren ve akli açıklamalar yaparak konunun daha iyi anlaşılmasını ve kabul edilmesini sağlayan ehli sünnet kelamının iki önemli meslebi ortaya çıkmış. Arkadaşlar zaten kelamı dediği için biz burada siyasi ve itikadi meseleleri anlayacağız. Peki ehli sünnetin siyasi ve itikadi meseleleri hangileriydi? Arkadaşlar ehli sünnetin siyasi ve itikadi meseleleri eşarilik, değil mi? Eşarilik ve arkadaşlar maturidilik. Maturidilik. Şimdi arkadaşlar bu şıklara bakacağız. A. Malikilik, Şafiilik. Arkadaşlar zaten biz siyasi ve itikadi mezhepler arıyoruz. Burası ameli ve fıkhi mezhepler. Eledik A şıkkı. B. Hanefilik ve maturidilik. Hanefilik ameli mezhep, maturidilik itikadi mezhep. Arkadaşlar bunu denedik. C. Malikilik ve hanbelilik. Burası da arkadaşlar ameli mezhepler. Ama yine ehl-i sünnet ameli mezhepleri. D şıkkı maturidilik ve eşarilik. Arkadaşlar zaten doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak. Eşarilik ve Şia arkadaşlar. Evet, eşarilik ehl-i sünnet ama Şia arkadaşlar. O da doğru seçeneğimiz değil. Arkadaşlar 20. sorumuzun da doğru cevabı D şıkkı olacak idi. Öğrenci bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah 5'te 5 yapmışsınızdır. Merhaba arkadaşlar. Deneme sınavının 21. sorusuyla devam ediyoruz gençler. Şimdi burada arkadaşlar turnik elindeki ilk 325 kartı yere soldan sağa doğru şekildeki gibi her defasında birer artarak dizmiştir. Turgut'un elinde hiç kart kalmadığına göre sağdan 12 sıraya kaç kart dizmiştir diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, N. Bu nedir arkadaşlar? 1'den n'e kadar toplamdı. 1'den n'e kadar toplamı nasıl buluyorduk? N çarpı n artı 1 bölü 2. Bu kaç eşitmiş gençler? 325'e eşitmiş. Buradan n çarpı n artı 1 eşittir. 325 çarpı 2 arkadaşlar 650. 650 de gençler 25 çarpı 26 olduğu için n buradan kaçtır? 25'tir. Bizden arkadaşlar sağdan 12. sırayı istiyor. Sağdan 12. sıra arkadaşlar toplam 25'ti. Sağdan 12. sırada kaçıncı sıradır? 14. sıradır gençler. Arkadaşlar 22. soruya geçiyoruz. Burada arkadaşlar Yavuz'un babası Niyazi, Niyazi'nin babası da Hüseyin'miş. Yavuz, Niyazi arkadaşlar Hüseyin. Burada Yavuz doğduğunda, Yavuz doğduğunda kaç yaşında gençler? 0 yaşında. Niyazi babasının yaşı 3'te 2'si yaşındaymış. Ben Niyazi'ye 2x dersem Hüseyin kaç x'tir arkadaşlar? 3x'tir. Daha sonra Niyazi doğduğunda Hüseyin 24 yaşındaymış. Niyazi doğduğunda Hüseyin 24 yaşındaymış. O zaman arasındaki 3x eksi 2x arkadaşlar kaç eşittir? 24'e eşittir. X buradan kaç geldi arkadaşlar? 24. Yavuz ile dedesinin yaşları toplamı 90 olduğu yıl diyor. Yani ben buradan bunun yaşı 0'dı. Buna A ekliyorum. Burada arkadaşlar o zaman Hüseyin 3x'ti. Buna da A ekliyorum. Bunların yaşları toplamı kaç oluyormuş? 90 oluyormuş. Buradan arkadaşlar 2A artı 3x eşittir 90. X'i 24 bulmuştuk. Buradan arkadaşlar A kaç geldi? 9 geldi. Bizden ne istiyor? Niyazi'nin yaşını istiyor. Niyazi'nin yaşı kaçtı gençler? 2x'ti. 2x arkadaşlar kaç? 48. Ama kaç yıl sonrasını istiyor? 9 yıl sonrasını istiyor. Cevabımız buradan kaçtır arkadaşlar? 57. Evet, 23. soruya geçiyorum gençler. Burada arkadaşlar bir sıralama sorusu verilmiş. Şuraya biz baş taraf diyelim. Buraya da arkadaşlar son taraf diyelim. Burada arkadaşlar Söğüt'e ve Yavuz'un arasında 7 kişi varmış. Burada arkadaşlar Söğüt'e Yavuz'un önünde bulunuyormuş. Yani ben burada Söğüt'e alırsam Yavuz'u da arkadaşlar ne yaptım? Bu tarafta aldım. Şimdi bu Yavuz arkadaşlar baştan 21. sıradaymış. Burası 21. sırada. Sondan başa doğru yazdığında Söğüt'e de 11. sıradaymış. Bu da arkadaşlar sondan kaçın sıradaymış?
11. sıradaymış. Arada kaç kişi varmış? 7 kişi varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu arkadaşı 11. sıradaydı. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Buraya da kaç kişi kalıyor arkadaşlar? 2 kişi kalıyor. Zaten buraya kadar 21 kişi vardı. 2 kişi daha eklersem arkadaşlar toplam kaç kişi varmış? 23 kişi varmış arkadaşlar. Evet, 24. soruya geçiyorum arkadaşlar. Aysel Birlik soru çözme hedefini... Arkadaşlar buraya geçelim. Biz şurada şimdi belli bir soru okumuş zaten. Belli bir soru okumuş. Bunu arkadaşlar A diyelim. Şimdi arkadaşlar burada 4, 3, 9'un katını alalım. 108. Tamam mı arkadaşlar? 108 X olsun. Şimdi A zaten okumuştu. 76 soru daha okursa, 76 soru daha okursa arkadaşlar soruların 5 bölü 9'unu okumuş oluyormuş. Burada arkadaşlar 108'in 5 bölü 9'unu alalım. 5 bölü 9. Buradan arkadaşlar kaç geldi? 60x geldi. A artı 76 kaç eşitmiş gençler? 60x'e eşitmiş. Daha sonra moladan önce çözdüğü soruların 2 bölü 3'ü kadar daha çözerse ne kadar çözmüştü? A kadar çözmüştü. 2 bölü 3'ü daha kadar çözerse 2A bölü 3 eşittir. Hedeflediği soruların 3 bölü 4'ünü çözmüş oluyormuş. Yani arkadaşlar 108x'in ne yaptık? 3 bölü 4'ünü aldık. Bu da arkadaşlar kaç x olur? 81x olur. 81x oldu. Buradan arkadaşlar 5A bölü 3 eşittir 81x. Buradan 5A eşittir 243x. A kaç geldi? 243x bölü 5 geldi arkadaşlar. Şimdi buradaki A gördüğünüz yere 243x bölü 5 yazalım. 243x bölü 5 artı 76 eşittir 60x. Buradan arkadaşlar 243x artı 380 eşittir 300x oldu. Burada arkadaşlar 380 eşittir 300'den 243 çıkartırsam 57x. Buradan arkadaşlar x kaç geldi? 380 bölü 57 geldi. Bunlar 19'un katı olduğu için 19'a böldüm 20. 19'a böldüm arkadaşlar 3. Bizden Aysel'in çözmeyi hedeflediği günlük soru sayısını istiyordu. Yani 108 x'i istiyor. X'i de arkadaşlar 20 bölü 3 bulmuştuk. Buradan cevabımız 720 arkadaşlar. Evet arkadaşlar 25. soruya geçiyoruz. 25. soru arkadaşlar Alican var, Melis var, Tülay ve Duygu var. Burada arkadaşlar Melis'in kumarasının madeni para sayısının 3 katı, Tülay'ın kumarasının madeni para sayısının 4 katıymış, Duygu'nun da 5 katıymış. O zaman arkadaşlar Alican'a biz 60x diyelim. Melis'in 3 katı olduğuna göre demek ki bu 20x'miş. Tülay'ın arkadaşlar 4 katı olduğuna göre demek ki bu 15x'miş. Duygu'nun da arkadaşlar 5 katı olduğuna göre burası da kaçmış? 12x'miş. Şimdi arkadaşlar kumaralardan birinde 45 madeni para varmış. Yani 15'in katı biz buraya 45 alalım. 3 katı. 3 katı kaç arkadaşlar? 60. Zaten bizden Melis'in kumarasındaki parayı istiyor. Cevabımız arkadaşlar 60. Evet gençler 26. soruya geçelim. Şimdi arkadaşlar burada isimlendirme yapalım. Şuraya A diyelim. A, buraya arkadaşlar B diyelim. Şuraya C, buraya D ve buraya da arkadaşlar E diyelim. KB'yi arkadaşlar 76 vermiş. B artı C artı D arkadaşlar 76'ymış. Daha sonra AL arkadaşlar. AL'yi de A artı B artı C. A artı B artı C'yi de arkadaşlar kaç vermiş? 90 vermiş. KC arkadaşlar. KC'yi B artı E vermiş. B artı E eşittir. Bu da arkadaşlar 88'miş. LC arkadaşlar. LC de C artı E. C artı E'yi de arkadaşlar bize kaç vermiş soruda? 100 vermiş. Bizden A ve C ilçeleri ve C ve B ilçeleri karayolu uzaklığı arasındaki farkı istiyormuş. Şimdi AC'ye bakalım arkadaşlar. AC. AC'miz nedir arkadaşlar? A artı B artı E'dir. CB'ye bakalım gençler. CB de arkadaşlar. CB'de C artı D artı E. A artı B artı E eksi C eksi D eksi E'yi istiyor arkadaşlar. Şuradan E'ler gitti.
Burada arkadaşlar ne istemiş oldu? A artı B eksi C eksi D istemiş oldu. Burada arkadaşlar şimdi bunu taraf tarafa çıkartırsak böyle. Burada arkadaşlar B'ler gitmiş oldu, C'ler gitmiş oldu. A eksi D'yi kaç buldum gençler? 14 buldum. Daha sonra gençler şurada buraya eksiyle çarparsam yani toplarsak E'ler gitmiş oldu. B eksi C kaç geldi arkadaşlar? Eksi 12 gelmiş oldu. Bakın burada A eksi D'yi kaç bulmuş olduk? 14. B eksi C'yi arkadaşlar kaç bulmuş olduk? 12. Cevabımız kaç gençler? 2. Evet arkadaşlar diğer soruya geçelim şimdi. 27. soru gençler. Zarfın bir kısmı siyah olan 98 tane misketi vardır diyor. Kutulardaki misket sayıları 2, 5 ve 7 ile doğru orantılıymış. Arkadaşlar o zaman 2'nin katı, 5'in katı ve 7'nin katı toplam kaç eşitmiş gençler? 98'e eşitmiş. 98. Buradan arkadaşlar 14K eşittir 98. Buradan arkadaşlar K kaç geldi? 7 geldi arkadaşlar. K kaçmış? 7'ymiş. Burada arkadaşlar 2K kaç o zaman? 14. 5K kaç o zaman gençler? 35. 7K arkadaşlar kaçtır? 49'dur. Şimdi kutulardaki birinde siyah misket sayısı o kutunun toplam misket sayısının 2 bölü 7'sine eşitmiş. Arkadaşlar 35'in 2 bölü 7'sine bakarsak eğer kaç gelir? 10 gelir. Bir kutuda ise bu oran 5 bölü 7'ymiş. Arkadaşlar 14'ün 5 bölü 7'sini alırsam kaç geldi? 10. Niye bunları eşitlemeye çalışıyoruz? Çünkü arkadaşlar buradaki her kutudaki siyah misket sayısı neymiş? Eşitmiş. O zaman birincisinde 10 var, ikincisinde 10 var, üçüncüsünde de 10 var. Toplarsanız gençler cevabımız kaçtır? Ceyhan. Evet arkadaşlar 28. soruya geldik. 28. soru arkadaşlar 2011 yılında bize bir bilgi vermiş. Bir de arkadaşlar 2020 yılında bir bilgi vermiş. Burada gençler ilk gruptaki öğrenci sayısı ikinci gruptaki öğrenci sayısına 7 fazlaymış. Yani ikinci grupta x kişi olsun. Birinci grupta arkadaşlar kaç kişi fazlaymış? 7 kişi fazlaymış arkadaşlar. Şimdi birinci grupta 9 yaşında. O zaman kaç kişi oldu? 9 çarpı x artı 7 oldu. İkinci grupta arkadaşlar 12 yaşında x kişi varmış. 12 x oldu. Burada gruplara bahçeye gezme görüldü. Baştaki tarih çınar ağacı için iki gruba da bu ağacın yaşı hepimizin yaşı toplam 9 fazladır diyor. Burada arkadaşlar o zaman buna 9 ekliyorum. Buna da kaç ekliyorum? 9 ekliyorum. Arkadaşlar bunu eşitlemek için 2020-2011 kaç eksik? 9 da buradan ne yapıyorum? Çıkartıyorum gençler. Burada arkadaşlar şuradaki 9'dan 60 oldu gitmiş oldu. 9x artı 63 eşittir 12x eksi 9. Buradan arkadaşlar 3x eşittir 72. X'i kaç bulduk arkadaşlar? 24 bulduk. Bizden 2023 yılındaki bu ağaç kaç yaşında olur diye biz 2020'deki gibi bulalım. 12x artı 9, 24, x'i 24 bulmuştuk. 288, 9 da arkadaşlar 297. Ama bizden 2023 yılındakini istiyor. 3 daha ekliyorum arkadaşlar. Cevabımız kaç oldu? 300 oldu gençler. Evet, diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 29. sorudan devam ediyoruz. 4 farklı sınıftan ikişer öğrenci diyor. Burada arkadaşlar A1, A2 olsun. B1, B2 olsun. C1, C2 olsun. Ve D1, D2 olsun. Turnuvanın ilk turunda her öğrenci maç yapmak için kendi okulunda olmayan diyor. Arkadaşlar A1 için o zaman kaç şansımız var bizim? 6 şansımız var. A2 için arkadaşlar kaç şansımız kaldı? 5 şansımız kaldı. Şimdi biz burada A1 ile A2'yi kullandık. Zaten 2 kişiyle diğer taraftan seçtiğimiz için B1 ile B2 gitmiş olsun. Şimdi arkadaşlar C1 için kaç şansımız var? 2 şansımız var. C2 için kaç şansımız kaldı gençler? 1 şansımız kaldı. Buradan cevap kaç arkadaşlar? 60. Evet gençler 30. soruya geçiyorum. 30. soru. Burada Mustafa bilgisayar şifresini oluşturmak için şekildeki tuşları kullanarak 3 sayısı ve 1 sembollü rastgele seçiyormuş. Mustafa'nın seçtiği sayıların tamamının farklı satırlarda bulunan asal sayılar olma olasılığı kaçtır diyor. Arkadaşlar burada 2. Burada arkadaşlar
Burada 2, 5, 7 yıldız alabiliriz. 2, arkadaşlar burada 5, 7 ve kare alabiliriz. Başka gençler 3, 5, 7 yıldız alabiliriz. 3, 5, 7 kare alabiliriz. Burada arkadaşlar kaç tane durum var? 4 tane durum var. Şimdi burada arkadaşlar 10 tane sayıdan 3 tanesini seçiyoruz. 10'un üçlüsü çarpı 2 tane de sembol vardı. 2'nin de 1 tanesini seçiyoruz. Buradan 4/240'tan cevabımız arkadaşlar kaçtı? 1/60'tır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 31. soruya geçiyoruz. Geometri sorularına geldik arkadaşlar. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz şu açılar hepsi ikişken üçgen olduğu için bunların da birbirine eşittir. Şu açılar hepsi arkadaşlar birbirine de eşittir. Burada 5 tane açı var. O zaman arkadaşlar 360'ı 5'e böldüğüm zaman kaç geldi? 72 geldi. Şuradaki açı kaçmış arkadaşlar? 72. Dikkat ederseniz ikişken üçgenin burada arkadaşlar bir kenarı var. Burada da ikişken üçgenin bir kenarı var. Demek ki bunlar birbirine de eşittir. 180'den 72'yi çıkarttık. 108 2'ye böldük. 54. Cevabımız kaç arkadaşlar? 54. Evet, diğer soruya geçelim arkadaşlar. Şimdi bu soruyu arkadaşlar aslında değer vererek de yapabilirsiniz. Şimdi burada çarpımlarını kaç vermiş arkadaşlar? 60 vermiş. DA ile AE'nin çarpımı 60'mış. Şuraya arkadaşlar A diyelim, şuraya A diyelim, şurası B olsun, burası C, burası B arkadaşlar, şurası C. Bunlar katlama sorularında eşitlik olduğu için, aynı kenara katladığı için bunlara da arkadaşlar ne diyelim? X diyelim. Şimdi burada oluşan dörtgenin çevresi, oluşan dörtgenin çevresi arkadaşlar 2C artı 2X. Dikdörtgenin çevresinden 8 santim daha kısaymış. Dikdörtgenin çevresi 2A artı 2C artı 2B'de arkadaşlar neymiş? 8 santim daha kısaymış. Bunlar birbirine eşit. Burada arkadaşlar 2C'ler birbirine götürdü. Her tarafı 2'ye bölersek X eşittir. A artı B eksi 4 oldu. X ne geldi arkadaşlar? A artı B eksi 4 geldi. Şimdi burada Pisagor yapmamız gerekiyor. Pisagor uzun olur. Burada arkadaşlar A ile B'nin çarpımı da 60 olduğu için bu üçgen arkadaşlar neyi sağlar? 5, 12, 13'ü sağlar. O zaman cevabımız kaç oldu arkadaşlar? 13 olmuş oldu. Evet, diğer soruya geçelim gençler. 33. soru, üniversite sınavında bu tarz sorular çıkabiliyor. Burada arkadaşlar şimdi verilen bilgileri kullanalım. Şekil 1'de görülen kısmın alanı, şekil 2'de görülen kısmın alanı 4/3'müş. Ben buraya arkadaşlar eğer 3A dersem, bir saniye bekleyin. Buraya arkadaşlar 3A dersem buraya ne diyeceğim o zaman? 4A diyorum. Şimdi arkadaşlar katlanmış oldu. Şimdi eski haline döndürelim. Eski haline çevirdim. O zaman burası da yine kaçtır? 4A'dır. Bunu da eski haline döndürürseniz gençler, bunun alanında nedir yine? Şurası 3A'da katlandığı için. Şimdi arkadaşlar 4'e ben 4B getirirsem 8'e ne getireceksiniz gençler? 8B'ye getireceksiniz. Buradaki şimdi dikdörtgen alanlar birbirine nedir? Eşittir. 8A artı 4B eşittir arkadaşlar. 6A artı 8B'dir. Buradan arkadaşlar 2A eşittir. 4B geldi. Buradan arkadaşlar A kaç gelmiş oldu? 2B gelmiş oldu. A yerine arkadaşlar 2B yazalım. Burası ne olur o zaman? 8B olur. Burası arkadaşlar ne olur? 8B olur. Şimdi arkadaşlar 4B'ye 4 gelirse 8B'ye 8 gelir, 8B'ye 8 gelir. O zaman karenin bir kenarını kaç bulmuş olduk biz? 20 bulmuş olduk. Karenin alanını istiyor arkadaşlar. Cevabımız 4'dür. Evet gençler, 34. soruya geçiyoruz. 34. soruda yenisi soru sayılır ama çok da zor değil. Şimdi burada arkadaşlar şekilde zaten görüyorsunuz. Buradaki direğin boyu 8'miş. O zaman burada 3 vermiş. Burası kaçtır arkadaşlar? 5'tir. 5, 13, 12. Burası da arkadaşlar kaçtır? 12'dir. Burası orta taban olduğu için 5 de burası kaçtır arkadaşlar? 10'dur. Buradaki yamuğun alanını istiyor. Yamuğun alan formu neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü arkadaşlar 2'dir.
Buradan arkadaşlar 15 çarpı 12 180 bölü 2'den cevabımız 90 arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza geçelim. 34-35 arkadaşlar. Evet, 35. sorumuza geçelim arkadaşlar. Sekiz bölmeden oluşan şekildeki dolaptan önden görünüm kare şeklindedir diyor arkadaşlar. Önden görünüm kare şeklindeymiş. Şimdi buraya bakarsanız, burası arkadaşlar 3 parça, burası da arkadaşlar kaç parça? 5 parça. Bunları o zaman biz ne yapalım? Arkadaşlar 15 ile eşitleyelim. Şurası arkadaşlar 3x, şurası 3x, burası 3x, burası 3x, burası arkadaşlar kaçtır? 3x'tir. Şimdi arkadaşlar şurası 3x, yukarısı da 15x olduğu için buraya ne kaldı arkadaşlar? 2x kaldı. Şurası x arkadaşlar, burası 3x, burası x, burası 2x, burası da gerçekten kaç x'tir? 3x'tir. Şimdi buradaki arkadaşın hepsi neymiş? Dikdört gelmiş. Tamamı bunun kaç x bulduk biz? Tamamı kare olduğu için 15x. Buraya arkadaşlar a diyorum, o zaman buraya ne kalıyor? 15x eksi a kalmış oldu. Şimdi burada arkadaşlar her bir bölmenin kapağı ise alanla birleşik olan dikdörtgendir diyor. Şuradaki dikdörtgen alanı arkadaşlar 5x çarpı a. 5x çarpı a eşittir. Buradaki arkadaşlar dikdörtgen alanı ise 15x eksi a çarpı arkadaşlar 3x'tir. Burada arkadaşlar x'ler birbirine götürdü. Burada işlem yapalım. 5a eşittir 45x eksi 3a, eksi 3a diğer tarafa atarsam 8a eşittir 45 x olmuş oldu. Bizden arkadaşlar ne istiyor? Kapaklardan birinin uzun kenarının kısa kenarının kaç katıdır diyor. Burada arkadaşlar a'yı biz 45k diyelim. Buna da arkadaşlar 8k diyelim. Buradaki a nedir gençler? 45k'ymış. Burada arkadaşlar ne istiyor? Bizden 5x istiyor. 5x dedir o zaman 40k'dır. Bunları arkadaşlar oranlarsam 9'a böldüm arkadaşlar. 5'e böldüm 9. 5'e böldüm kaç arkadaşlar? 8. Cevabımız 9 bölü 8. Evet, diğer soruya geçiyorum gençler. 36. soru. 36. soruda bu tarz sorular da gelebiliyor. Şimdi arkadaşlar şuraya 45 derece vermiş. Burası arkadaşlar 45. Şuradan dikiliyorum gençler. Şu uzunluğu arkadaşlar 2 vermiş soru. Burası nedir? Kök 2'dir. Burası nedir? Kök 2'dir. Aynı şeyleri bu tarafta yaparsak kök 2 arkadaşlar burası nedir? Kök 2'dir. Şu parçalara da x diyelim. Burada arkadaşlar özdeş ikizkenar yamuklardan birinin alanı 11'in kareymiş. Alt taban 2 kök 2 artı x. Üst taban da x arkadaşlar. Buradan kaç geldi? 2 kök 2 artı 2x gelmiş oldu. Yüksekliğimiz kaç gençler? Kök 2 bölü 2. Bu kaça eşitmiş arkadaşlar? 10'a eşitmiş. Buradan gençler 2 kök 2 artı 2x eşittir. 10 çarpı 2, 20. 20'yi kök 2'ye böldük. 10 kök 2. Buradan arkadaşlar x'imiz kaç geliyor? 4 kök 2 geliyor. X'i arkadaşlar 4 kök 2 bulduk. Büyük karenin çevresini istiyor. Şurayı 4 kök 2 bulduk. Bir kenar ne oldu arkadaşlar? 6 kök 2 oldu. 6 kök 2 çevresi nedir o zaman gençler? 24 kök 2'dir. Evet arkadaşlar, şimdi 37. soruya geçiyoruz. Soru arkadaşlar. Bu tarz sorular TYT'de yine gelebilecek tarz sorular. Şekilde de verilen kare biçimindeki ABCD kağıdında arkadaşlar şekilde de zaten gözüktüğü için bunlar ne yapıyor? Katlanıyor. Şöyle arkadaşlar katlanmış. Ya eski haline döndüreceksiniz ya da yeni halini çizeceksiniz. Burada arkadaşlar AF'yi 10 vermiş. Katladığım için bu parçada yine kaçtır? 10'dur. Daha sonra gençler CE'yi 3 vermiş. Katladığım için burası kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Şimdi bu kare olduğu için ben buraya x diyorum. Burası arkadaşlar 10 artı x'e, burası da 10 artı x'tir. Buraya ne kaldı? 7 artı x kalmış oldu. Arkadaşlar 13'ü görünce hangi üçgen aklınıza geliyor? 5, 12, 13. X'e arkadaşlar 5 veriyorum. Sağlamış oldu.
ABCD karesinin çevresini istiyor. Bir kenara arkadaşlar 15 bulduk. Çevresi kaçtır o zaman? 60 arkadaşlar. Evet, diğer soruya geçiyorum gençler. Bu çok basit bir soru. Burada arkadaşlar düzgün çokgenden kestiği parçalarda düzgün altıgen oluşuyorsa eğer, bu parçaların hepsi nedir gençler? Eşkenar üçgendir. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Eşkenar üçgendir. Çıkarılan üçgenlerin çevreleri toplamı 45'miş. Yani bir tanesinin çevresi kaçtır gençler? 15'tir. 5, 5, 5'tir. Bizden arkadaşlar altıgenin çevresini istiyor. Bir kenarı 5 bulduk. Cevabımız 6 çarpı 5'ten kaç geldi arkadaşlar? 30 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, son iki soruya geçiyoruz. 39. soru. 39. soruda arkadaşlar daha önce bu tarz sorular üniversite sınavından çıkmış. Şimdi arkadaşlar burada şuradaki parçayı çıkartıyor ama yan taraflarda oluşuyor. Yani burada 4 parçayı çıkartıyorsa yan taraflarda alan oluşuyor. Şuradaki parçayı çıkartıyor gençler ama yan taraflarda yine oluşmuş oluyor. Şu arkadaşlar dışarıdaki parçayı çıkartıyor, yine yan taraflarda oluşmuş oluyor. Aynı şekilde şuradaki dışarıdaki parçaya da şuradaki parçalar oluşuyor. Üstteki yüzey yerine de alttaki yüzey oluştuğu için arkadaşlar burada hacim değişiyor. Yalnız alan değişmez gençler. Cevabımız Edirne. Evet, son soruya geldik arkadaşlar. Son sorumuzda bir dikdörtgenler prizması hacmi tabanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir diyor. Burada arkadaşlar bir tane dikdörtgenler prizması çizelim. A, B, C arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasının hacmi arkadaşlar nedir? A çarpı B çarpı C'dir. Şimdi dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı bir kabın içinde 240 birim küpsü bulunmaktadır. Burada arkadaşlar kap düz bir zemine, farklı yüzeyleri bu zemine tamamen değecek biçimde konulduğunda suyun yüksekliği sırasıyla 5. Ben şimdi BC üzerine yatırırsam bunu yüksekliği 5. Tamamı 240 olduğu için 240'ü 5'e böldüm kaç arkadaşlar? 48. Daha sonra mesela AB üzerine yatırırsam yüksekliği arkadaşlar ne vermiş? 4 vermiş. 240'ü 4'e bölse kaç arkadaşlar? 60. Daha sonra gençler bu sefer AC üzerine yatırırsam yüksekliği 3 vermiş. 240'ü 3'e bölsem kaç geldi arkadaşlar? 80 gelmiş oldu. Bundan sonra uğraşmanıza gerek yok. Değer vererek yapın arkadaşlar. Burada arkadaşlar B'ye biz 6 verelim. B'ye 6 verdim. C 8 oldu. A'da arkadaşlar 10. Bakalım son şartımızı da sağlıyor mu? A'ya 10 vermiştik. C'ye de arkadaşlar 8 verdik. Sağlamış olduk. Kabın hacmini istiyor. Yani 10 çarpı 6 çarpı 8'i istiyor. Buradan arkadaşlar cevabımız kaç geldi? 480 birim küp gelmiş oldu gençler. Evet, denememiz bitmiştir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. TYT soru çözümleriyle birlikteyiz. Arkadaşlar birinci sorumuz 40 birim kareden oluşan aşağıdaki şekilde boyama kısmının alanı tüm şeklin alanının A, B, C katıdır demiş arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şurası zaten 1, 2, 3, 4, 5 birimimiz var bizim burada. O zaman arkadaşlar bu 5 birim geriye kalan zaten 40 birimin 0, A, B, C katıymış arkadaşlar. Her iki tarafa 40'a böldüğümüz zaman buradan ne geldi arkadaşlar ABC'miz? 1 bölü 8 geliyor. 1 bölü 8'imiz de arkadaşlar 1 8'e bölecek 0,125 geliyor. O zaman burada A1, B2, C'de 5 geliyor arkadaşlar. Topladığımız zaman ABC'yi cevabımız 8 olarak elde ediliyor gençler. İkinci sorumuz bir üstü sayı sorusu arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor bu soruya. Pandemi çalışması için Sağlık Bakanlığı Türkiye 81 ilin her birinden 32 hastanede mevcut her hastanenin başhekimine bir mesaj göndermişti. Sonra her hastanenin başhekimi de bu mesajı hastanesindeki 17 doktora göndermiştir diyor. Bu mesajı gönderdi başhekim ve doktor sayısı diyor. Arkadaşlar başhekim sayısı 81 ilin her birinde 32 hastaneye gönderdiği için başhekim sayısı 81 çarpı 32. Şimdi arkadaşlar doktor sayısına geldiğimiz zaman doktor sayısı 81 ilde 32 hastane ve her birinde 17 tane doktora göndermiş ve bize bunların toplam sayısı soruyor. Bunları toplarsak 81 çarpı 32 ile bir ortam olduğu için burada çarpı 1 gibi düşünelim. 1 artı 17
İfademiz 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5 çarpı, burası 18 yaptı. Asal çarpımından varsak 2 çarpı 3'ün karesi. O zaman buradan baktığımız zaman 3 üzeri 6 çarpı, buradan da 2 üzeri 6 üstler aynı kere. Tabanlar çarpımında 6 üzeri 6 olarak sonucumuza ulaşmış oluyoruz gençler. Bir diğer sorumuz. Aşağıda kutuların içerisinde sayılar her kutuya farklı bir sayı yerleştirildi. X, Y, Z tam sayı olmaktadır demiş arkadaşlar. O zaman bizim burada kök 8'imiz 2 kök 2, kök 12'miz 2 kök 3, kök 20'miz 2 kök 5, kök 32'miz 4 kök 2 ve kök 38'imiz 6 kök 3 yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunlar bölündüğü zaman tam sayı olacaksa demek ki kök ifade birbirini götürecek şekilde şuraya 2 kök 5 yazarsak buraya ne yazmaz orada? Kök 5, kök 5 ile gitti, buradan 2 geldi. Şuradan arkadaşlar kök 2'lere dikkat edersek 4 kök 2'yi 2 kök 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar buradan da 2 gelecek. Ve arkadaşlar burada 6 kök 3'ümüz vardı. 6 kök 3, burada da 2 kök 3'ümüz var. Bunu da böldüğümüz zaman 3 geliyor. O zaman 2, 2, 3 topladığımız zaman cevabımız E seçeneği olarak elde ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda kutunun içine sayıları her kutuya farklı sayı gelecek şekilde yerleştirdiğinde oluşan işlemin sonucu en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sonucun en küçük olması için şu negatif sayılar arkadaşlar birini buraya birini buraya yazmak zorunda. Sonucun en küçük olmasını istiyorsan buraya 12 sayısını, buraya 9 sayısını yazdığımız zaman buraya da eksi 2 sayısını yazarsa 9, eksi 2, buraya da 6 ve eksi 3'ü yazdığımız zaman 9 çarpı 12 108 bölü eksi 2 artı, buradan da ne geliyor arkadaşlar? Eksi 2 geldi. O zaman 54, eksi 2 buradan geldi. Cevabımız eksi 56 olarak elde edilmiş oluyor. Bir diğer sorumuz arkadaşlar, 5. sorumuz. Aydan çiçeği ile evindeki sehpan yükseklikleri arasında bir fark 10 cm'ymiş arkadaşlar. Çiçeğin boyu %50 oranla artmış bir fark 30 cm olmuştur. Buna göre sehpan yüksekliği değerlerinden hangileri olabilir? Arkadaşlar burada iki alternatif düşünmemiz gerekiyor. Şu bizim sehpanın boyuysa arkadaşlar, çiçeğin boyu da arkadaşlar şu şekilde olsun. Yani çiçeğin boyu sehpanın boyundan kısa olabilir arkadaşlar. Ve çiçeğin boyu %50 arttığı için ben bunun boyuna 2x dersem o zaman sehpanın boyuna gelecek. Bundan 2x artı 10. Çünkü 10 fark var. Çiçeğin boyu arkadaşlar %50 artarsa o zaman bunun boyu %50 artarsa x artacak. Boyu ne olacak arkadaşlar? 3x olacak. Arasındaki fark ne olmuş arkadaşlar? 30. O zaman buradan 3x'ten sehpanın boyu 2x artı 10'u çıkarttığımız zaman arkadaşlar sonucu ne olacakmış? 30 olacakmış. Buradan x eksi 10 eşittir 30'dan x'in buradan ne geldi? 40 geldi. Bize sehpanın boyu yüksekliğini sormuşlar. Şuraya 40 yazdığımız zaman 2 çarpı 40, 80, 10 daha. O zaman sehpanın boyu 90 olabiliyor. Bir de tam tersi olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Çiçeğin boyu şu sehpa olsun. Sehpa bu da çiçek olduğunu düşünelim arkadaşlar. O zaman dedim ki ben bunu arkadaşlar. Sehpanın boyuna biz x dersek arkadaşlar. Tamam 2x diyelim. O zaman burada 2x artı 10 olsun. Çünkü 10 santim fazla %50 artacağına göre arkadaşlar. Çiçeğin boyu ne olur arkadaşlar o zaman burası? Yarısı kadar artacak. 3x artı 15 olmuş olur. Yine ikisi arasındaki farkımıza baktığımız zaman 3x artı 15 eksi 2x'imiz 30 olacak arkadaşlar. Buradan da çıkarttığımız zaman x eşittir ne geldi? 15. Sehpanın boyuna 2x demiştik. 30 oluyor. O zaman arkadaşlar cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği diyoruz. Bir diğer sorumuz. Bir para çekme makinesinde istenilen bir miktardaki parayı 5, 10, 20, 100, 200 derdi kağıtlardan en az sayıda kullanarak, burası önemli, vermektedir. Her kağıtlardan yeterli sayıda bulunan para çekme makinesi 920, 555 ve 495 TL paraları çekiyor diyor. Ayrıca çektiğim para sayıları T7, T7, TL dediğine göre. Şimdi arkadaşlar en az sayıda dediği için şuradan önce diyorum ki 920 TL'yi en az sayıda olması için arkadaşlar büyükten küçüğe doğru gelirsek o zaman 4 çarpı 200 alacak. 1 çarpı 100 dersek 900 yaptık. O zaman 1 çarpı 20 lira arkadaşlar. Buradan toplamda 6 geldi. Bu tüm parasıyla yazıldık. TY'ye arkadaşlar dedim ki TY'ye 6. Daha sonra 555'imiz var.
555 arkadaşlar. Yine 2 çarpı 220, 400 yaptı. 1 çarpı 100 dersi 500 yaptı. Daha sonra arkadaşlar 2 çarpı 20 diyorum arkadaşlar. Geriye 15 kaldı. 1 çarpı 10 ve 1 çarpı 5. O zaman toplam para dediğimiz 2, 4. Bundan 7 yanında PSD'ye geliyor arkadaşlar. 7 geldi. Bir de 495 liramız vardı. Bu da 2 çarpı 200 dedim arkadaşlar. 400 yaptı. O zaman 4 çarpı 20'den 80, 480 yaptı. 1 çarpı 10'umuz var arkadaşlar. 90 ve 1 çarpı neyimiz vardı? 5'imizden 495. Buradan da baktığımız zaman paralelimizde geldi arkadaşlar. 8 geldi. Buradan da PL 8 geldi. Sıralama yaparsak arkadaşlar PL büyük, PS büyük, PY olarak A seçeneği olarak elde etmiş oluruz. 7. sorumuz arkadaşlar. Bize ne demiş? 3A artı B 7B eksi A ve A artı 4B ifadesinin iki tanesi çift, bir tanesi tek sayı olduğu bilinir. Arkadaşlar o zaman burada A ve B dediğinde A'ya çift, B'ye çift verirsem arkadaşlar bunlar hepsi çift olur. Bize ne dedi? İkisinin çift, birinin tek sayı olması gerekiyor diyorduk. A'ya çift, B'ye tek verdiğini düşünürsem, A'ya çift verirse burası çift oldu. O zaman burası ne oldu? Tek oldu. A'ya çift, B'ye tek verdiğim zaman burası tek oldu. Bir tanesi tek sayı olduğu için bu da geçerli olmalı arkadaşlar. Buna tek dediğini düşünürsem arkadaşlar, tekle tekin toplamı ne oldu burası? Çift oldu. Burası da tekle tekin toplamı çift. Burası da çiftle tekin toplamı tek olmuş. O zaman bizim şartımız sağlıyor. A tek, B tek olmalı. Şıklarımıza baktığımız zaman sağlayan tek seçeneğimiz D seçeneği olur arkadaşlar. 8. sorumuz. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin bu soruya. Sayı doğrusunun P sayısının 2'ye olan uzaklığı ile R sayısının 3'e olan uzaklığı eşitse o zaman ben şu parçaya X dersem şu parçaya ne deriz arkadaşlar? X dediğimi düşünün. P çarpı o zaman bizim P sayımız buradan ne olması lazım? 2 artı X olmalı. R sayımız da arkadaşlar 3'ten X küçük olduğu için 3 eksi X diyorum. O zaman bu çarpımı yaparsak buradan 3 kere 2 6 eksi 2 3 X daha artı X eksi X kare gelir. Arkadaşlar bizim için önemli olan şurası. Bizim x değerimiz 1 ile x değerimiz 0 ile 1 aralığında olduğu için arkadaşlar biz bu ifadeyi gördüğümüz zaman x kare küçük x ifadesi elde ettik. O zaman x kare ile x'i çıkarsak arkadaşlar burası pozitif bir değer gelecek. Yani sonucun 6'dan büyük olduğunu söylüyor. 6'dan büyük olarak da cevabımız ne gelecek? E seçeneği olacak. 9. sorumuz arkadaşlar. Arkadaşlar eve döndükleri çikolatayı sever kardeşlerinin olacağını çikolatanın bazen ödeyerek 3 kardeşin her birinde eşit ağırlık çikolata bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Toplamda bizim 165 gram toplanmış şekerimiz vardı. Hepsine eşit olacaksa bizim yapmamız gereken 165 tane şekeri 3'e böldüğümüz zaman her birinde kaç gram şeker olacak arkadaşlar? Her birinde 55 gram şeker olacak. Nurcan'ın başlangıç çikolatası olmadığını sorduğunda en çok kaç tane çikolata en çok olduğu için 55'er gram olduğu için şunlar kaçar gram, şunlar 25'er gramdı arkadaşlar. 50-50, şurada 5 gram olduğuna göre o zaman 55 aldı. O zaman geriye kalan 1-2-3-4-5 tanesini Gülbahar çikolatasından versin. Diğeri de zaten arkadaşlar 1-2-21-20, bir de şuradan 5 bunlar ve o zaman şunlar yani 2 tanesini Nurcan'a verecek. O zaman en fazla kaç tanesi vermiş olur arkadaşlar? 7 tanesi vermiş olur. Doğuracağım da 7 tane olur. Evet arkadaşlar, 10. sorumuzdan devam ediyoruz. Rakamları birbirinden ve 0'dan farklı 3 basamaklı bir doğal sayı onlar basamağındaki rakam diğer basamaklıktaki rakamların tanımızı bu sayıya orta bölenli sayı denilmiş. Arkadaşlar mesela burada 6 sayısı hem 2'ye hem de 3'e tam bölündüğü için diyor. Kaç farklı orta bölenli sayı var diyor. Arkadaşlar 1'i alalım rakamları farklı dediği için 2'yi alamıyoruz arkadaşlar. 3'ü alamıyoruz çünkü 1 ile 3'ü alırsa rakamları farklı. O zaman arkadaşlar ben 4'ü aldığımı düşünsem, onlar basamağı 4 alırsam buraya 1 yazabilirim, buraya 2 yazabilirim ya da buraya 2, buraya 1 yazarsam buradan arkadaşlar 2 tane durum gelir. 5'i alamıyoruz arkadaşlar. Asal sayının çarpanları 1 ve kendisinden dolayı. 6'yı aldığım zaman buraya 1'i, buraya 2'yi alabilirim arkadaşlar. Ya da 1'i 3'ü alabilirim ya da 2'yi 3'ü alabilirim arkadaşlar. O zaman burada bir de bunların tam tersi yani 2, 1, 3, 1 ve 3, 2 geleceği için burada arkadaşlar baktığımız zaman 6 tane durumumuz var.
onlar basamağını 8 aldığımız zaman 1'e 2 olabilir. 1'e 4 olabilir. 2'ye 4 olan yine yer değiştirmeyi düşündüğümüz zaman 6 tane buradan geliyor. Arkadaşlar onlar basamağına 9 aldığımızı düşünsek buraya 1, buraya 3 ya da buraya 3, buraya 1 geri zaman buradan da 2 tane oluyor. O zaman toplamda da arkadaşlar baktığımız zaman 6, 12, 14, 16 yani cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. 11. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Emre üçeri arayla atabildiği en büyük adım ölçülü ve zemine şekilde birleştirip santimetresinden 2 basamakta 3 basamak doğal sayı olarak yazıyor diyor. Emre ilk ölçtüğü adımın ölçüsü 3 yıldan sonra ölçtüğü 2. adımın ölçüsü 18 santimetre fazla diyorsa arkadaşlar bizim burada BA sayısından AB sayısını çıkarttığımız zaman arkadaşlar 18 oluyormuş. 6'yı sonra ölçtüğü 3. adımıza 48 santimetre yani 1CA'dan da arkadaşlar yine AB'yi çıkarttığımız zaman bu ifade ne geliyormuş? 48 geliyormuş arkadaşlar. Burada bize ABC toplamda ABC'ye en büyükleri aşağıda hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar şuradaki çözümleme yap çıkarsak burada ne diyecek? 9 parantezinde B eksi A ifadesi 18 gelirse bizim buradan B eksi A ifadesi ne gelecek? 2 olarak elde edeceğiz. Buraya çözümlersek arkadaşlar şurayı 100 artı CA eksi AB diye çözümleyebiliriz. 48. 48'i bu tarafa atalım arkadaşlar. 50'ye diğerine de karşıya atarsam 10A'dan bir A çıkarsam 9A artı B eksi 10C olarak elde edeceğiz. Ve bizden en büyük değer dediği için arkadaşlar burada ben B'ye 9 verirsem A'ya veririz arkadaşlar. 7. B'ye 9, A'ya 7 verdiğimi düşünsem 63, 72, 52 olması C'ye kaç vermemiz lazım? 2. Ve bunları toplarsak arkadaşlar alabileceği en büyük değeri 18 olarak buluruz. Cevabımız C seçelim. 12. sorumuz arkadaşlar bir küme sorusu. Şurayı düzeltelim. Şurası ne olacak arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar küme olarak çizdiğimiz zaman şu şekilde K kümesi L kümesi diyor. Burada ne diyor? K fark L. Yani K'nın L'den farkı 0, 4, 7, 9'muş arkadaşlar. O zaman arkadaşlar burada K'nın elemanları yazmadığından ne var? 1 var, 6 var. 1'i yazdım, 6'yı yazdım. 7 eleman olacak diyor arkadaşlar. Daha sonra yazdığımda burada hangi elemanımız kaldı? 5 elemanımız kaldı. 5'i yazdığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eleman oldu. L kümesinde 6 eleman olacak. 3 tanesi zaten burada arkadaşlar. Buraya o zaman ne yazabiliriz? 2'yi yazabiliriz, 3'ü yazabiliriz. Bir de ne yazarız arkadaşlar? 8'i yazdığımızda burada 6 eleman oldu. Bize K kesişim L kümesindeki elemanların toplamı sormuş. Yani 1 artı 6 artı 5'ten cevabı ne geldi arkadaşlar? 12 olarak elde edilmiş oldu. 13. sorumuz değerli arkadaşlar. Güzel bir soru arkadaşlar. Dip koordinat düzlemi üzerinde 0,10 kapalı tanımlı F fonksiyonu verilmiş arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar 8 farklı en tam sayısı için Fn çarpı G sıfırdan şu. Yani bunlardan birisi pozitifken biri negatif ya da bu negatif, bu pozitif olması lazım. O zaman bu durumda arkadaşlar baktığımız zaman n'ler tam sayısı için burada 0 değeri olabilir arkadaşlar. Biri negatif, biri pozitif. Burada 2 tam sayısı olabilir arkadaşlar. 3 tam sayısı olabilir. Daha sonra şu arada biraz boşluk bırakalım arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman bir negatif bir pozitif olduğu için 7 olabilir, 9 olabilir ve arkadaşlar gördüğünüz üzere 11 daha düşük 11 olabilir. Toplamda 8 farklı değerler olacaktır. 3, 6, o zaman burada 2 taneye ihtiyacımız var. 4 farklı en tam sayısı için de arkadaşlar ya bunların ikisi eksi ya bunların ikisi artı ya da 0 olma ihtimali eşit olduğu için. O zaman bu kümeye geldiğimiz zaman arkadaşlar İkisinin aynı işaretli olduğu duruma geldiğimiz zaman arkadaşlar burada 1 değerimiz var. Daha sonra ikisinin aynı olduğu durum ya da 0 olduğu durum burada 8, burada ne var arkadaşlar? 9 var, 8, 9 var. Ve arkadaşlar burada bir tane elemana ihtiyacım var. O zaman arkadaşlar biri negatif, biri pozitif olan iki duruma ihtiyacım var benim. O zaman arkadaşlar baktığım zaman bakın şurada negatif, pozitif, negatif, pozitif iki durum ve arkadaşlar bir tane sıfır durumu olduğu için diğer olarak cevabımız bundan direkt B seçeneği olarak gelecek değerli arkadaşlar. 14. sorumuz yine bir fonksiyon sorusu arkadaşlar. Burada şunlara dikkat edin. Şu ne demekti? F içerisinde gx fonksiyonu eşittir x kare artı 5x eksi 2 olarak yazalım. Şu ifadeyi g içerisinde fx fonksiyonu olarak düşündüğümüz zaman eksi x kare eksi x artı 3 olarak yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar g1 bize eksi 2 verdiği için şu birinci ifademizde şöyle göstereyim ben size.
F içerisinde G1 dediğim zaman x gördüğümüz yeri 1 yazarsam 1 artı 1 yazdığımız zaman 5 eksi 2 G1'imiz zaten eksi 2 idi. O zaman buradan biz F eksi 2 ifadesi ne buluyoruz? 4 buluyoruz. O zaman F eksi 2'yi bulduğum için şu fonksiyonumuzda arkadaşlar x gördüğümüz yeri eksi 2 yazarsak G içerisinde F eksi 2 ifadesi eşittir. Eksi 2'nin karesi 4 geliyor. Eksi eksi 1'den artı 2 artı 3 diyorum. F eksi 2'yi zaten 4 bulmuştuk burada. O zaman burada da bizim G 4 değerimiz ne geldi arkadaşlar? 1 olarak elde edilmiş oldu. 15. sorumuza geçtik arkadaşlar. Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümle elde edilen sayı o veri grubunun aritmetik ortalaması denilmiş. Farklı yaşlı kişilerden oluşan bir grupta yaşta en küçük olan 5 yaşında en büyük olan kişi ise 82 yaşındadır. Gruba 3 yaşında bir kişi katıldığında grubun yaş ortalaması 15-81 yaşında bir kişi katılsa grubun yaş ortalaması 21 oluyor. Arkadaşlar ben buna şu şekilde düşüneceğim. Dedim ki grubun yaş toplamı toplamı A olsun ve arkadaşlar kişi sayısı da X olsun diye. Kişi sayısı X olsun. O zaman arkadaşlar burada diyorum ki ben o zaman yaş toplamı A'ydı. Gruba 3 yaşında bir kişi geldiği zaman kişi sayısı 1 artıcı. Bunu X artı 1'e döndüğüm zaman arkadaşlar ortalamamız 15 oluyormuş. Daha sonra arkadaşlar yine bu A kişiye arkadaşlar 81 yaşında bir kişi katıldığında kişi sayısı yine x artı 1 oldu arkadaşlar. Bu da değişmiş arkadaşlar. Ortalama 21 oluyor. Burada düzenlememizi yaparsak buradan dedim ki A artı 3 ifadesi 15x artı 15 eşit oluyor. Burada da arkadaşlar A artı 81 ifadesi 21x artı 20 oluyor. Şurayı eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığımız zaman arkadaşlar bunlar ne geldi? 78 eşittir 6x artı 6. Düzenlememizi yaparsak 72 6 eksi x'imiz ne geldi arkadaşlar? X'imiz 12 olarak elde etmiş oluyoruz. X 12 bulursak şurada x gördüğümüz yere 12 yazarsak arkadaşlar buradan a'yı bulmalıyız. 12 çarpı 15 180 yapıyor arkadaşlar. 15 eklersek 195. 3'ümüz çıkarsak o da 192 olarak elde ediliyor arkadaşlar. Bizden bu grubun yaş ortalaması istediği için yani bizden A bölü X istiyor arkadaşlar. 192'yi neye böleceğiz? 12'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar ne gelecek burada? 16 olarak elde edilecek cevabımız A seçeneği gençler. 16. sorumuz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bir radyonun ses seviyesi verilmiş bize. Eğer bize diyor ki renk diyor. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Renk butonumuz arkadaşlar neydi? Mavi ise arkadaşlar renk butonu mavi ise en az 1 diyor arkadaşlar. En fazla 30 dediği için bu arada olmalı. Eğer bize en az 31, en fazla 61 diyorsa renk butonumuz ne olmuş? Yeşil olmuş. O zaman dedik ki arkadaşlar yeşil olduğu zaman şu aralık olacak. 31 ile 63 aralık olacak. Eğer renk butonumuz kırmızıysa arkadaşlar o zaman da yine eşitlikleri o zaman en fazla 100 ve en az 64 olmuş arkadaşlar. Buna göre başlangıçta belli bir ses seviyesi olan radyo ses seviyesi 12 bin azaltırsa diyorum ki önce x1 olsun arkadaşlar. 12 birim azaltıldığında renk butonu mavi. Yani mavi 1 ile 30 arasında olduğu için bizim bu ifademiz 1 ile 30 aralığında olmalı. Ses seviyesi 24 birim artırırsa diyor arkadaşlar. Yani x'i 24 eklediğim zaman ne yapıyormuş? Kırmızı yanmakta. Kırmızı aralığında bizim 64 ile 100 aralığı oluyor arkadaşlar. Biz de burada ses seviyesinin alabileceği değerler toplamı sormuş arkadaşlar. O zaman buradan 13 küçük eşittir x küçük eşittir 42 eşitsiz. Yine de buradan da 40 küçük eşittir x küçük eşittir 76 eşitsin. Her ikisini aynı anda sağlayan değerler alacaksak arkadaşlar ne bileyim alt sıraların en büyüğü 40 küçük eşittir dedik arkadaşlar. X küçük eşittir 42 üst sıralarına geçiyor. O zaman da x'in alacağı değerler 40, 41 ve 42 oluyor arkadaşlar. Bunları topladığımız zaman da cevabımız 123 olarak elde ediliyor arkadaşlar. 17. sorumuza geliyor arkadaşlar. Bir lokanta yemek yiyen iki kardeş birer kase çorba, birer tabak kuru fasulye yemişler ve üçer bardak da çay içmişler. İki karşılığında ödedikleri hesabın bir kısmı aşağıda verilmiştir diyor arkadaşlar.
Arkadaşlar, çorbaların fiyat toplamı 13 lira. Fasulyenin toplamı arkadaşlar 20 lira dedik. Çayın fiyatını, çayın fiyatını da x dediğini düşünelim arkadaşlar. Şuraya dikkat, bir lokada bir bardak çay ücretsiz oluyorsa arkadaşlar, birer bardak çay ücretsiz, o zaman bunlar ne kadar hesap edilir arkadaşlar? 33 artı 4x hesap edilir. Buna göre bir bardak çay fiyatı kaç TL olursa ödeyecekleri toplam ise birer bardak daha çay içerirse arkadaşlar, birer bardak daha çay içerirse 33 artı 6x hesap edilecekler. O zaman bu hesap bunun 13 bölü ne olacakmış? 13 bölü 14'ü olur diye arkadaşlar. O zaman buradan işler dışlar çarpıp daha düzenini yaparsak 33 çarpı 14 artı 56x ifadesi eşittir 33 çarpı 13 artı 78 x dedim. 56x karşıya atarsak 22x. Buradan da 33 çarpı 14'te 33 çarpı 13'ü çıkarsak arkadaşlar ne gelecek? 33 her tarafı 22'ye böldüğümüz zaman x dediğimizde geliyor arkadaşlar 3 bölü 2, yani o da 1,5 TL olacakmış çayın bardağı arkadaşlar. 18. sorumuz. Bir mağazada etiket fiyatları aynı olan, etiket fiyatları aynı diyorsa arkadaşlar direktmen gömlek ve tişörtleri var. İkisinin fiyatları arkadaşlar ben 100 istiyorum çünkü fiyatları aynıymış. Şimdi mağazada yapılan bir kamerayı gömlekte bir alana ikincisi %40 indirim. Yani birinci gömleği arkadaşlar aldığı zaman 100x lira öderken ikinci gömleği aldığı zaman %40 indirim yapacak arkadaşlar. %40 indirim yaparsa ne kadar gelecek? 60x'e gelecek. Ve bu arkadaş iki tane gömlek aldığı için toplamda bu ne kadar gelecek? 160x lira gelecek. Ve tişörtlerde etiket fiyatı %25 indirim yaparsa arkadaşlar bir tanesi ne olacak o zaman %25'i? 75x'e gelecek. Yani bunun neyi? İndirimli fiyatı. Ve kaç tane alıyor arkadaşlar? 3 tane alacak. Bu da 3 ile çarptığımız 3 ile burada 225x lira ödeme yapıyor. Bize demişler tişörtlere ödediği para gömlekler ödediğinden 97,5 TL fazla diyor arkadaşlar. O zaman buna dedim ki 225x'ten 160x'i çıkarttığımız zaman 97,5 TL'ye eşit oluyormuş. Çıkarma işlemini yaptığımız zaman ne gelecek arkadaşlar? 65x eşittir 97,5 geliyor. Her taraf 65'e böldüğümüz zaman x değerini bulduk. Bizden ne istiyor arkadaşlar? Gömlek ya da tişörtlerin birinin etiket fiyatı. Biz ne demiştik? 100x demiştik. O zaman 100 çarpı 97,5 bölü 65 diyelim arkadaşlar. 0 gitti, 1,5 sağa kaydı. Bölme işlemini yaparsak arkadaşlar buradan da işlemleri gerçekleştirdiğimiz zaman cevabımızı 150 olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. 19. sorumuz arkadaşlar. Suya kanıt tabanı bir oyunda eksi 1 ve 1'den farklı 3 farklı tam sayı çarpımı sonuç çıkıyor diye arkadaşlar. Sürelerin sadece bu bilgiyle çarpılan bu sayıların mutlak değerlerini kesin olarak bilmesi için. Mutlak değerini kesin olarak bilmesi için diyorsa arkadaşlar demek ki bir ile eksiden farklı çarpanlara bakmam lazım. Bu sayıyı asal çarpanlarına ayırdığım zaman 222 sayısını 2 çarpı 3 çarpı 37 gelir arkadaşlar. Ve birden farklı için başka bir çarpan 3 farklı sayı olduğu için arkadaşlar 222 olur. 60 sayısına geldiğimiz zaman arkadaşlar 2 çarpı 6 çarpı 5 olabilir veya dedim ki arkadaşlar 4 çarpı 3 çarpı 5 olabilir veya 2 çarpı 3 çarpı 10 olabilir arkadaşlar. Çünkü bu 3 farklı asal sayı çarpı şekilde yazılınca 3 farklı değer alınır ve istenen sonuç karşımıza gelmez arkadaşlar. 170 sayısını şurada yapalım. 170 sayısı arkadaşlar 2 çarpı 5 çarpı 17 olacak 3 farklı asal çarpımları mutlak değerini kesin olarak bulabiliriz. Cevabımız 1 ve 3 dedik değerli arkadaşlar. 20. sorumuz. Bir kafede yemek yiyecek olan bir grup arkadaş hamburger veya döner menülerinden birisini sipariş etmiş ve sipariş verdikten sonra 8 kişi menüsünü değiştirmek istemiş. Arkadaşlar döner menüsünden diyor hamburger menüsüne geçişte kaç kişi vardır? Arkadaşlar döner menüsünün fiyatı hamburger menüsünün fiyatından 5 TL fazladır. Yani hamburger x TL ise dönerimiz kaç TL'dir arkadaşlar? X artı 5 TL. Şimdi arkadaşlar bundan A kişi hamburgere geçerken B kişi de hamburgerden döner menüsüne geçsin.
bizden dönem dersen hamburgere geçen yani A istiyordu. 8 kişi geçtiği için diyorum ki ben bundan size A artı B ifadesi olsun arkadaşlar. 8 olsun. Şimdi arkadaşlar dönerden hamburgere geçiyorsa o zaman arkadaşlar 5 çarpı A ile bizim hesabımız ne yapacak? Azalacak arkadaşlar. O zaman bizim hesabımız buradan hamburgerden dönere geçerse 5 lira artacak. Ve arkadaşlar sonuçta toplam hesap ne yapıyor arkadaşlar? 20 lira azaldığı için buraya da eksi 20 diyorum. O zaman şu ifadeyi bir kez daha şöyle yazayım daha rahat görelim. Arkadaşlar burada eksiyle çarpıp 5'e bölersek yani eksi 5'e bölersek buradan da a eksi b eşittir 4 geliyor. Taraf tarafa toplamda b'ler gitti. 2a ifade eşittir 12 ise a'ımız buradan 6 olarak elde ediliyor değerli arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum gençler. Merhaba arkadaşlar. Bugün fizik TYT sorularının çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Başlayalım şimdi. Mekanikle ilgili kuvvetle ilgili aynen doğrudur demiş. Kuvvet bir kere vektörel bir büyüklüktür, yönü vardır. O yüzden yanlış. Temel ve türetilmiş olarak biliyorsunuz türetiliyor. Kuvveti türetmek için kütle çarpı ivme yapılabiliyor. O yüzden temel büyüklükleri yanlıştır. Zaten şekillerinde bir değişiklik yapabilmektedir. O yüzden üçüncü yönü zaten doğru görüntüdür diyorum. İkinci soruya geçiyorum. İkinci soru bir madde ve özellikleri, madde ve öz kütle sorusu. Burada şekildeki iç cisme atıldığı zaman sağ tarafa giden sıvının sağ tarafta bir ağırlaşmaya sebep olacağını biliyorum kesinlikle. Çünkü akan sıvı sağ kefenin sağ koluna gitmiştir. Ve bu durumda dengenin bozulmadığı gözlemlemektedir diyor. O zaman sağ taraftaki ağırlaşma kadar sol tarafa da ağırlaşma meydana getirmemiz gerekir. O yüzden ağırlaşmanın şartı zaten biliyorsunuz dibe çökmesidir cismin. Ve hacmine V kadar dersek cismin kütlesi bu durumda bakın dx çarpı V kadardır. Çünkü D eşittir M bölü V'den M eşittir dv çıkacaktır. Ve kapta meydana gelen ağırlaşma gelenden gideni çıkartmaktır. O zaman M gelen eksi M gideni kontrol edeceğim. Bu da bizim için ağırlaşma eşittir. O zaman soldaki ağırlaşmanın sağdaki ağırlaşma eşit olması için şunu yazıyorum. Kaba atılan yani kaba gelen dx v'dir ama kabı da terk eden sonuçta v hacminde bir sıvı vardır. Ve kabı d sıvı öz kütlede bir sıvı terk edeceği için kabı da kaptan giden olarak d sıvı çarpı v terk etmiştir. Bu sol taraftaki ağırlaşmadır. Bir de bunu gidiyorum sağ taraftaki ağırlaşmaya eşitliyorum. Sağ tarafta da ağırlaşma gördüğünüz gibi d sıvı çarpı v'ye eşittir. Çünkü sadece gelen sıvı miktarla ağırlaşma yapacaktır. O yüzden de bu ikisinin birbirine eşit olması durumunda zaten cismin öz kütlesi sıvıdan büyük olması gerekir. O yüzden de d sıvının dx oranının 7 bölü 2 çıkması gerekir deriz arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soru bir ısı sıcaklık sorusu, termometre sorusu. Termometrelerle ilgili hangisi doğrudur diyor. Çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için katı termometreler, düşük sıcaklıkları ölçmek için gaz termometreler kullanılır. Bu zaten kuantum kısmında var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Sıvılı termometreler çoğunlukla cıva olarak kullanılır. Genelde günlük hayatta sıvılı termometre kullanılır. Ve sıvılı termometrelerde genelde cıva kullanılır. O yüzden ikinci öncü de doğrudur. Üçüncü de Celsius termometresi ölçerken de biriken, yani şöyle bir Celsius termometresi yazarken 0 100 şeklinde buranın kaynama noktası, buranın donma noktası baz alınarak aslında ayarlamalar yapılmıştır. O yüzden üçüncü ölçümde zaten doğru olması gerekir deriz. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda doğrusal hareket sorusu. Grafiği normal yorumlamamız gerekiyor. Şimdi düz bir yolda KLM'ye yollarını vermiş ve 4 yağında yolun sonuna geldiğini söylemiş. Yolların eşit olduğunu söylemiş. Yani tip sorunlarda çözerseniz, çizerseniz daha kolaylaşır görme açısından. Şöyle KLMN'yi belirttim. Burada öncelikle hızın gitgide arttığını görüyoruz zaten grafikte. Hız arttığı için ve yollar eşit olduğu için sonuçta hız arttığından dolayı sürenin uzaması gerekir. Çünkü örneğin kare arasını V hızıyla aldığını, sonra V arasını daha yüksek bir hızla aldığını, sonra daha yüksek hızla gidildiği için de son kısmın daha yüksek süratle gidilmesi sürenin haliyle kısalmasına sebep olacaktır. Çünkü yolların burada eşit olması ile birlikte şu bölgenin daha uzun sürede gidilmesi gerekeceğine dolayı T1'in T2'den, onun da T3'den büyük olması gerekecektir. O yüzden cevabımız
Burada A seçeneğidir. Geldik 5. soruya. 5. soru bir iş enerji sorusu. Düzenlenen bir yarışmada her bir yarışmacıya yerde yan yana duran 10 tane ödül küpü verilmiş ve bunların belli bir yere çıkartılması istenmiş. En kısa sürede üst üste koyan kişinin yarışmasının durumunu yorumlamış. Kısacası bizim aslında burada güç dediğimiz şey iş bölü zamandır ve herkes aslında aynı işi yapıyor. Yani sonuçta 10 tane küpü herkes aynı duruma getirecek ve aynı enerji değişimine sahip olacak. Burada aslında kısa sürede bu işi gerçekleştirenin daha güçlü olduğunu aslında yorumlamamız gerekir. O yüzden burada aslında bize güçlerini vurgulamak istemiştir deriz. Bunun cevabı da böylece A çıkmış olur. Geldik 6. soruya. 6. soruda da bir elektrostatik sorusu. Etkili elektriklenme ve topraklama karışık bir soru. Şimdi bir kere şunu biliyoruz. Bir cisim yaklaştırıldığı zaman bir nötr cisme, o durumda en yakın tarafın zıt, en uzak tarafın kendi cinsiyle aynı olduğunu biliyoruz. Topraklamayı istediğiniz yerden bağlayabilirsiniz. Nereden bağlarsanız bağlayın ki bu en yakın taraftan bağlanmış. En yakın taraftan bağlanması durumunda buradaki eksilerin burayı terk etmeyeceği, çünkü en yakın taraftakilerin zıt işaretle yüklenmesi gerektiğini, en uzak taraftakilerin ise nötr hale gelerek, topraktan bu durumda eksi elektronların gelerek en uzak tarafın her halükarda nötr hale getirilmesi gerektiğini söylersiniz. Topraklamayı istediğiniz yerden bağlayın, fark etmiyor. O yüzden bakın en yakın tarafın gördüğünüz gibi eksi yüklenmesi gerekirken en uzak tarafın ve haliyle orta kısmında nötr hale gelmesi gerekecektir. O yüzden cevabın eksi nötr nötr olacak şekilde D şıkkı olması gerekiyor. Burada elektroskopu aslında yakından bağlamakla kafa karıştırmaya çalışıyor. Yani sanki buraya nötr dememizi istermiş gibi, ama sizin burada en yakın tarafınız cinsle yükleneceğini bilmeniz soru için yeterlidir. Geldik son soruya. 7. sorudayız. Ve 7. soruda bir renk sorusu. Hem ışık rengi hem de boya rengi. Ama bize lazım olan bilgileri zaten vermiş kendisi. Şimdi boyalarla ve renklerle ilgili zaten hangi renklerin karışımı durumunda ne elde ettiğinizi biliyoruz. Işıkta zaten ana renkler mavi, kırmızı, yeşildir. Karışımları bildiğiniz gibi. Boya renklerinde de magenta, ciyan ve sarı renkleri ana renklerdir. Ve karışımlarıyla birlikte siyah renk, üçünün eşit karışımları birlikte siyah rengi elde ettiğimizi biliyoruz. Diğeri beyaz oluyordu. Şimdi buradaki hikayeye göre biz bir kalıp oluşturacağız, ona göre de zaten devamında hangi rengi, hangi renk ışık düşürdüğümüz zaman nasıl bir yansımayla ne göreceğimizi yorumlamamız lazım. Boyalarla ve renkli ışıklarla deney yapmak isteyen Semih demiş, sarı ve magenta renkli sıvı boyayla eşit miktarda karıştırmış. Yani sarı ve magentayı boya rengi olarak karıştırmak demek aslında sarı ve magentanın kırmızı olduğunu gösterir ve elindeki bu renklerle eşit miktar karıştırdıktan sonra boyayla zemini oluşturmuş. Yani bizim için şöyle bir tablo olsun. Bu durumda bu renkli boyalarla eşit miktar karıştırdığı zaman elde ettiği boyayla mavi zemin üzerine ismini yazıyormuş. Burada bizim için önemli olan şey şu. Mavi zemin üzerine gidiyor kendi rengini kırmızıyla yazıyor. Kırmızı renkle yazıyor. Şimdi buna göre gidiyor ve ışık rengi olarak kırmızı ve yeşil ışığı düşürüyor. Yani bizim için kırmızı ve yeşil ışığı düşürmesi aslında zemine sarı renkli bir ışık düşürmesi anlamına geliyor. Şimdi sarıyı düşürdükten sonra şunu bilmemiz gerekir. Ayrı ayrı yazayım. Mavi zemine sarı ışığını gönderirsem ne görürüm? Bir de kırmızı zemine sarı ışığını gönderirsem ne görürüm? Birazcık teferruatlı soru olmuş. Şimdi mavi bir kere herhangi bir şekilde ışık rengi olarak sarıyla alakalı olan bir renk değil. Çünkü sarı kırmızı ile yeşil karışımı olduğu için eğer mavi zemine sarı gönderirsem hiçbir şey göremem. Yani siyah diyorum. Gözümüze ışık gelmeyecek. Bu da siyah demektir. Ama kırmızı renk sonuçta sarı gönderdiği zaman sarı da kırmızı tarafını oluşturmuş bir renk olduğundan dolayı sarı göndermek aslında kırmızı ve yeşil göndermekten dolayı yeşil takılır. Ama bir diğer ana rengin yansıması izin vermez. Ama kırmızı zeminden, kırmızı gönderilen ışık yansıması sonucunda o zaman kırmızı görülmesi gerekir. Bu demek oluyor ki mavi zeminden dolayı siyah zemin üzerine, kırmızı isminden dolayı sarı gönderdiğim için kırmızı renklerle yazılmış ismini görmesi gerekir. O yüzden cevap burada B seçeneği olur deriz. Pekala arkadaşlar, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.
tek dünya soru çözümümüzle devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bana diyor ki, x, y, t ve k elementleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Y'ye bakıyorum, b ile o element, yani b grubunda geçiş metali. X, hidrojen, y, şey, k da arkadaşlar, metal olduğu için aralarında kurulacak va, ionik va. X ve t'nin değerli elektron sayıları eşittir, k ve t'nin değerli elektron sayıları eşittir demiş. K, 2, a grubunda t'de elmin olduğu için son yörüngesindeki elektron sayıları eşit, aynı grupta değiller. Evet, 1, 8, a grubunda ama değerli elektron sayıları aynı. K'ya baktığınız zaman periyodik sistemin hem en sol hem de en alt kısmında, dolayısıyla atom çapı en büyük. X'in birinci yoğunlaşma enerjisi en büyüktür demiş. Hayır, T'nin birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük çünkü yarı çapı en küçük. Ardından hemen şu ibaremizi bir tık daha büyük büyük yazalım. Oskar için demiş 15, 31, eksi 3. O zaman bir elektron sayısı 18, nötron sayısı da 16 olur. Çekirdek yükü eksi 3 olmaz. Çekirdek yükü proton sayısı eksi 3 olan iyon yükü. Nükleon sayısı 31, elektron sayısı 18. Çapı P atomundan büyük, elektron aldıkça yarı çap artar çünkü elektron başına düşen çekim kuvveti azalır. Nötron sayısı ise 16. Daha sonra hemen aşağıda formülleri verilen taneciklerden hangisi karşısında adı yanlış verilmiştir demiş. Bu karbonat, nitrat, sülfür değil, sülfat, fosfür ve nitür. Sonra oda sıcaklığında bulunan aynı ortamdaki X ve Y sıvılarında X'in buhar basıncı Y'den büyüktür. X'in buhar basıncı Y'den büyükse ne anlama gelir? X'in buhar basıncı Y'den büyükse kaynama noktası X'in o zaman Y'den daha küçük olduğu anlamına gelir. Yani arkadaşlar Y'nin kaynama noktası X'den daha yüksek. O zaman diyor ki X eşittir Y. Kaynama noktası eşit olmaz. Taneciklere çekim kuvveti eşit olmaz. Ama tüm sıvıların kaynama anındaki buhar basınçları eşit olur. Kaynama noktaları farklı olduğu için uçuculukları da eşit olmaz. Bana Lewis formülünü vermiş. Lewis formülünü verilen karbon dioksit ile ilgili demiş. Bakıyorum. Merkez atom üstünde elektron çifti yok. Ve her taraftan eş kuvvetlerle çekiliyorsa molekül apolardır. Kovalent bağ için her bir ayrıca atomunda tek tek bağlar bakıyordum. Dolayısıyla 2-2 ayırdığı zaman polar kovalent bağ içerir. Sayıyorum 2, 4, 6 ve 8. 8 tane ortaklanmamış yani ortaklaşa kullanılmamış elektron sayısı içerir. Her bir bağ 2 elektron içerir. Bakıyorum burada 1, 2, 3, 4 tane bağ var. O zaman bağ yapımında 8 elektron kullanılmıştır. Moleküller arasında apolar olduğu için yalnızca lambda kuvvetleri görülür. Geldik 13. sorumuza. Kütlenin korunum kanunu ispatlamak isteyen bir öğrenci ağza açık bak aşağıdaki tepkimelerden hangisini gerçekleştirmelidir diyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada o zaman ne olması gerekiyor? Gaz fazında bir yapının ürünlerde olmaması gerekiyor. Bakıyorum A şıkkında gaz var, B'de gaz var, C'de gaz var. Aynı şekilde direklerde de gaz olmayacak ki ben bu tepkimimi ne yapabileyim ispatlayabileyim. Dolayısıyla C şıkkı tüm hepsi katı halde bulunduğu için rahatlıkla kütlenin korunum kanununu ispatlayabilirim ağza açık hakta. Limon suyu ve sönmüş kireç ile ilgili aşağıda verilen bilgiler. Limon suyu ve sönmüş kireç. Limon suyu asit, sönmüş kireç baz. Limon suyunun pH değeri 7'den küçüktür. Sönmüş kireç baz olduğu için maviye çevrilir. İkisinin de sulç özellikleri elektrik akımını iletir. Sönmüş kireç metallere etki ederek hidrojen gazı açığa çıkartamaz arkadaşlar ama birbirleriyle nötrleşme tepkimesi verirler. Evet, sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba, TYT biyoloji sorularının çözümleriyle beraberiz. 15. sorumuzda bir bitki hücresinde işaretli karbon atomu içeren karbondioksit molekülünün fotoğrafı.
fotosentezde kullanıldığı ve belli bir süre sonra işaretli karbon atomunun lökoplastdaki nişastada bulunduğu tespit edilmiştir. Bu süreçte madde miktardaki değişimle ilgili grafiklerden hangileri doğrudur diye soruyor. Bu grafikleri karbondioksit, glikoz ve nişastaya ait olanlara göre seçim yapacağız. Şimdi süreçte karbondioksit önce glikoza dönüşecek. Glikoz daha sonrasında nişastaya dönüşecek. Dolayısıyla reaksiyon içinde karbondioksit azalacak. Glikoz fotosentez zamanında ve fotosentez gerçekleşirken artacak. Daha sonra nişastaya dönüşürken azalacak. Nişasta ise son ürün olduğu için sadece artış gösterecek. Buna göre grafiğimizi seçtiğimizde 1 numaralı grafiğin nişastaya ait olduğunu, 2 numaralı grafiğin glikoza ait olduğunu, 3 numaralı grafiğin ise karbondioksite ait olduğunu görüyoruz. O yüzden de cevabımız A şıkkındaki gibi oluyor. 16. soru hücre zarının yapısı ile ilgili bir soru. Buna göre hücre zarının yapısı verilmiş. Buna göre hücre zarında gösterilen kısımlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Alanlara baktığımızda 1 numara fosfolipittir. 2 numara karbonhidrat moleküllerini gösteriyor gibi ama fosfolipide bağlı olduğu için glikolipit, karbonhidrat ve yağın birlikte olduğu kısım. 3 numara yine karbonhidrat ama proteine bağlı olduğu için bu kez glikoprotein. 4 numaralı kısım ise madde taşınmasını sağlayan taşıyıcı proteinler diye söyleyebiliriz. Ya da kanal proteinleri olarak ifade edebiliriz. Şimdi buna göre hangisi yanlıştır diyor. 1 numaralı yapı fosfolipid tabakası olup tüm canlılarda endostoz rol alır. Bir kere fosfolipid tabakası gösterim açısından, numaralandırma açısından doğru ama tüm canlılarda endostoz yapılmadığı için yanlış olan cevabımız A şıkkı. 3 numaralı yapının glikoprotein olduğunu söyledik, özgürlük kazandırıyor. 2 numaralı yapı sadece hücre dizlarının dış kısmında yer alır. Glikolipid olduğu için yağ bağlı ve karbonhidratlara bağlı moleküller dışında gözükür. 4 numaralı yapı su ve suda çözünen molekülleri geçirebilir. Porlerinden açıklıklar burada oluştuğu için doğru. 3 numaralı yapı hormonların tanınmasını sağlayabilir. Bu durumda da glikoproteinlerden bahsettiğimiz için yine bu da doğru cevap. Cevabımız A şıkkı oldu. 17. soruya geldiğimizde hücre bölünmeleriyle ilgili bir soru. Şekiller verilmiş, bu canlılarda meydana gelen bölünmelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bölünmeler sağlıklıdır diye özellikle belirtiyor. Birinci canlıda 3 N kromozomdan yine 3 N kromozomlu 2 hücre oluştuğu için olayımız mitoz. İkinci canlıda N kromozomlu hücrelerden N kromozomlu 2 hücre oluştuğu için yine mitoz. Üçüncü canlıda 2 N kromozomlu hücreden 4 tane N kromozomlu hücre oluştuğu için olayımız meiyoz. Bir ve ikinci canlıda gerçekleşen bölünme şekli mitozdur, doğru. Her üç olayda da kardeş kromatitler zıt kutba gider. Mitozun kendi anafazında, meiyozun da ikinci anafazında bu gerçekleştiği için doğru. İkinci canlıda oluşan hücreler gamet olabilir. Bunu özellikle erkek arılarda görüyoruz. O yüzden bu da doğru. Sadece üçüncü canlıdan oluşan hücreler farklı kalıtsal yapıdadır. Bölünmeler sağlıklıdır dediği için meiyoza göre yorum yapıp buna da doğru diyeceğiz. Birinci canlı omurgalı bir hayvan olabilir diyor. Omurgalılarda 3 N kromozomlu hücrelere rastlayamayacağımız için yanlış olan cevabımız E şıkkı. 18. soruda omurgalı hayvanların tamamında özelliklerinden hangileri ortaktır? Omurgalı hayvan dediğimizde balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve memelileri düşünerek hareket edeceğiz. Boşaltım organı böbrektir. Hayvanlar aleminin tamamı heterotrof beslenir. Alveol dediğimiz yapılar ise sadece memeliler sınıfına aittir. Ortak bir özellik olmadığı için de cevabımız B şıkkı, 1 ve 2 şeklinde olacak. 19. soruya geldiğimizde haploid kromozom sayısı 8 olan diploid bir bireyde mitoz bölünmenin metafaz evresinde kaç kromozom gözlenir? Haploid kromozom sayısı 8, diploid bir birey olarak sorduğu için 16 üzerinden hareket edeceğiz. Metafaz evresinde ise kromozomlar kendi halleriyle yan yana diziliyorlar. Mesela bu çizdiğimiz örnekte 4 kromozom 8 kromatit var. Yani hücrenin bütün kromozomlarını yan yana birlikte görüyoruz. O zaman 16 kromozomlu bir hücrenin metafazında da 16 tane kromozom görülecektir. O yüzden cevabımız E şıkkı. 20. ve son soruya geldiğimizde ekosistemle ilgili bir soru. Canlı beslenme şekilleriyle ilgili bilgiler ve yorum yapmanızı istemiş.
KDM canlılarındaki özelliklere bakıyoruz. K canlısı ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirmektedir diyor. O zaman K canlısı piramidimizin en altındaki üretici canlı. L canlısında sindirim kanalında selüloz sindirici mikroorganizmalar var. Okçul olduğunu anlıyoruz. İkinci basamağı yazıyoruz. M canlısı besin piramidinin 3. trofik düzeyinde, yani en üst basamağında bulunuyor. Onu da en üstte yazdık. Bu ekosistemden M canlısı uzaklaştırılırsa K ve L canlılarına ne olur ya da bireyselleri nasıl değişir? M canlısının azaldığını düşünüyoruz. Soruda bize öyle demiş. M canlısı azalırsa L canlısı artar. Çünkü onu tüketen canlı ortadan kalkmış. L canlısı artarsa bu durumda da K canlısı azalacaktır. Bunu sağlayan grafik ya da bunu gösteren grafik sadece D şıkkında var. O yüzden de cevabımız D şıkkı oluyor. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.